Kayıt. Sevgili öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve değerli velilerimiz. Uygulamalı dersler bölümü tarafından bu yıl birincisini düzenlediğimiz İstek Okulları League of Legends turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Ben İstek Ulubey Okulları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Furkan Ataman. Yanımda Ulubey Okulları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serkan Demiralay var. Bugün maçların sunumunda bizler sizin yanınızda olacağız. Umarım sizler için keyifli, öğrencilerimiz için heyecanlı bir turnuva olur. Serkan merhaba. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Umarım öğrencilerimizin eğleneceği güzel bir seri geçiririz. Öncelikle sizlere League of Legends oyunundan bahsetmek istiyorum. Bu oyun toplamda 10 oyuncuyla 3 koridorda ve 150 şampiyon arasından seçilen 10 şampiyonla oynanan bir oyun. Amacımız karşı takımın hedef noktasını yok etmek ve buna uygun stratejiler uygulamak. Ben sözü fazla uzatmadan öğrencilerimiz heyecanla bekliyorlar, hazırlar. Şu anda oyunu başlatacağım ve öğrencilerimizle birlikte serinin ilk maçına başlayacağız. Şu anda öğrencilerimiz 150 şampiyon arasından stratejilerine uygun bir şekilde 10 adet şampiyonu yasaklayacaklar. Tabii ki burada iki farklı takım da birbirlerinin oynadığı şampiyonlara, birbirlerinin kuvvetli olduğu şampiyonları değerlendirip yasaklama yapıyorlar. Şu an iki farklı şampiyonumuz Thresh ve Katarina yasaklanmış durumda. İstek Bilgekan kampüsümüz bir yasaklama daha yapıyor şu anda. Tabii şu anda bazı şampiyonlar şu andaki Yama'da daha güçlü olabiliyor. Güçlü olan şampiyonları da yasaklayabiliyor öğrencilerimiz. Stratejilerine uygun bir şekilde. Bir diğer şampiyonumuz Kog'Maw oldu. Kog'Maw da yasaklandı. Şu anda Osmaniye okullarımızdan yasaklama bekliyoruz. Peki sen bilirsin. Ekko'yu yasakladılar. O da son zamanlarda oynanan şampiyonlardan biri. Şimdi yasaklama sırası İstek Bilgekan kampüsümüzde. Üçer şampiyon yasakladıktan sonra takımlar oynayacağı şampiyonları seçmeye başlayacaklar. İki takım da üçer şampiyon seçtikten sonra ikişer şampiyon daha yasaklayacaklar. Takımlar acaba hangi şampiyonlara öncelik verecek? Burada göreceğiz. Bilgekan Bir diğer kampüsümüz şu an ilk şampiyonunu seçti ve Diana muhtemelen ormancı rolünde göreceğiz Diana'yı. Şu an ormanda zaten çok kuvvetli. Ormanı çok hızlı bir şekilde dönebiliyor. Erken oyunda koridorlara baskı uygulayabiliyor. Evet, güçlü ADC'lerden Tristana gösteriliyor. İstek Evet, Zaya Tristana'dan piklendi. Zaya'ya döndü. Oyunun başında söylediğimiz rakibin kulelerini ve merkezini yıkma hedefinde en başarılı şampiyonlardan aslında Tristana. Ve yanında destek rolünde Lulu'yu göreceğiz gibi. Evet, Lulu'yu seçim olarak onayladı Osmaniye kampüsümüz. Lulu destek rolünde hem ADC'sini koruyabilmesiyle hem karşı takımdan gelen ani hasarları engelleyebilmesiyle çok tercih edilen şampiyonlardan bir tanesi. Nautilus geldi. Nautilus da çok ciddi kitle kontrolü uygulayabiliyor. Şu anda iki takım da güçlü olduğu, iyi olduğu ve stratejisine uygun olan Takımlar bot lane'e yani alt koridora ve jungle orman rolüne önem vermiş gibi şu anda. evet. İki takımın da ADC'sini, support'unu ve evet şu anda ormancısını da gördük. Tekrardan yasaklama ekranındayız. İki yasaklama daha göreceğiz. Evet, İstek Osmaniye kampüsümüz şu anda İrelia'yı yasakladı. Pek sık gördüğümüz bir yasaklama değil aslında. Muhtemelen Bilgekan kampüsümüzde iyi oynayan bir oyuncu tespit etmiş olacak. Ya da karşısında oynamak istemiyor da olabilir bazen oyuncularımız. Bazı şampiyonların karşısında oynamak istemiyorlar. Oynamak istemediği şampiyonları da yasaklayabiliyorlar. Şu an bir yasaklama daha göreceğiz Bilgekan kampüsümüzden.
Evet, nar geldi. Üst koridora yapılmış güçlü bir yasaklama aslında. Her türlü koridor eşleşmesinde oynayabilen şampiyonlardan birisi Nar. Bir de çok ciddi kitle kontrolü uygulayabiliyor Serkan Hocam. Nar. Özellikle Mega olduğunda. Osmaniye okullarımızdan son yasaklama gelecek şimdi. İşte top lane yine Shen muhtemelen bu meta'ya yapılmış, yani Yama'ya uygun yapılmış bir yasaklama oldu. Çünkü Shen şu anda üst koridorda oldukça fazla oynanan bir şampiyon. Şimdi Bilge Kağan kampüsümüzden son yasaklamayı göreceğiz. Ve Syndra yasaklanıyor orta koridorda. Bakalım Osmaniye kampüsümüz hangi koridora öncelik verecek? Üst koridorunu mu gösterecek? Orta koridorunu mu? Bence orta koridoru sona bırakacaktır elinde o fırsat varken. Ben de öyle düşünüyorum. Karşı seçim yapmayı tercih edecektir. Tabii başka bir planları yoksa. Evet, orta koridoru gösterdiler. Orianna aslında güvenli bir tercih. Karşısında oldukça zorlanmadığı şampiyon çok az. Yani zorlandığı şampiyon çok az, düzeltmem gerekirse. Daha güvenli, daha alan kontrolüne sahip bir büyücü. Ama karşılığında Yone geldi. Yone de çok bir hırçın seçim şampiyonlardan. Aslında Yone istek Bilge Kağan kampüsümüzün ellerinde olacak. Ve üst koridor olarak Urgot aslında şu anki güncel Yama'nın kuvvetli şampiyonlarını da görüyoruz ama muhtemelen öğrencilerimizin de iyi oynadığı, kendine güvendiği şampiyonlardan seçimler yaptığını görüyoruz. Malphite gösteriyor son seçim olarak Osmaniye kampüsümüz üst koridor için. Piklenecek mi acaba, seçilecek mi? Son anda değiştirilip Ornn'a çevrildi. Evet, son anda Ornn'a dönüştürüldü. Biz tabii ki öğrencilerimizi bu süreçte beklememiz gerekecek. Çünkü yayından birbirlerinden destek alamamaları için 3 dakika geriden geleceğiz. Biz de Furkan hocamla bu süre içinde sizlere oyunu analiz etmeyi deneyeceğiz. Furkan hocam, ben aslında İstek Osmaniye kampüsümüzün erken oyunda bitirmek istediğini düşünüyorum. Çünkü geç oyuna kalırsa hasarları yetmeyecek gibi bir izlenim var bende. Yani şöyle, 10 seçilene kadar ben de öyle düşünüyordum. Bu arada 10 üst koridor, 10 orta koridor mu? O sıralama değişebilir. Sıralamadan da olabilir, evet. 10 gelene kadar ben de hep erken oyun diye düşünüyordum ama 10 biliyorsun late game'de, geç oyunda çok güçlü, fazladan bir şey kazandırabiliyor. Fazladan bir item kazandırabiliyor oyunculara. Bu aslında onlar için çok büyük bir avantaj. Tabii karşılığında Yone var. Yone'nin de hasarı çok yüksek. Özellikle ilk itemini, ilk eşyasını aldıktan sonra oyunun ilerleyen zamanlarında çok ciddi hasarlar verebiliyor. Eşya ile yakalayacağı avantajları bence şampiyon bazında kaybedebilir. Çünkü Orianna belli bir seviyeden sonra çok fazla vurmaya başlayacak ama devamlı bir hasar kaynağı olabilecek mi? Karşısında Kai'Sa, Diana ve Yone varken Urgot'u da düşündüğümüzde aslında tam anlamıyla bir tank değil. Hasar çıkarabilen bir tank. Bir anda, hiç beklemediğiniz anda bir şampiyonunuzu haritadan silip geriye kalan dördünü de korkutup savaşın seyrini değiştirebilir. Bir de çok güzel bir komboları var Bilge Kağan kampüsümüzün. Hem Diana Yone ikilisinin birlikte ultilerini kullanarak bir kişiyi direkt hiç takım savaşına sokmadan haritadan sildiğini görebiliriz. Tabii buna karşılık da Lulu var. Aslında bu büyük Maçın hasarı engellemek için. Kaderini belirleyebilecek şampiyonlardan birisi. Tek bir yeteneğiyle karşıdaki bir oyuncuyu tamamen işlevsiz hale getirebiliyor ve bunu 3 saniye boyunca, 4 saniye boyunca uygulayabiliyor. Takımına verdiği kalkanların dışında rakipten bir kişiyi böyle uzun bir süre oyun dışı bırakmak aslında izlediğimiz büyük turnuvalarda, uluslararası çapta turnuvalarda maçın kaderini belirleyebilen şampiyonlardan birisi Lulu. Özellikle Diana gibi içeriye girmesi gereken şampiyonlara karşı aşırı derecede güçlü. Ya çünkü Diana içeriye girdikten sonra skill'lerini kullanmaya devam etmek istiyor. Yeteneklerini kullanmaya devam etmek istiyor. Tabii Lulu da buna izin vermiyor. Bakalım oyuncularımız bu ayarlamayı nasıl yapacak? Yeteneklerini tabii ki Ama sayacaklardır diye tahmin ediyorum.
Eğer ki oyunda işletilebilirse, Lulu engeli aşılabilirse Bilge Kağan'ın seçim yasaklama ekranından birazcık daha üstün çıktığını düşünüyorum ben. Daha birbirine uyumlu şampiyonlar, daha tetiği çektiğinde işi bitirebilecek şampiyonlar bulunuyor gibi. Ama tabii ki burada istediğiniz şampiyonu seçebilirsiniz. İstediğiniz varyasyonları kullanabilirsiniz. Son söz oyuncularda olacak. Oyuncuların söylediği son söz olacak. 40 saniye sonra biz de oyun ekranına, oyun içi ekranına geçmiş olacağız. Öğrencilerimizi izlemeye başlayacağız. Tabii dediğin gibi önemli olan şampiyon hakimiyeti. Çünkü birçok şampiyon evet şu anki bulunduğumuz yamada güçlü olabilir ya da belli şampiyonlara karşı belli şampiyonlar güçlü olabilir ama önemli olan öğrencimizin o şampiyona ne kadar hakim olduğu, ne kadar iyi kontrol ettiği. Zayanık da bu kadar erken geldiğini düşünürsek büyük ihtimalle çok tecrübeli olduğunu düşünüyorum ben oyuncumuzun, öğrencimizin bu Evet, çok şampiyonla. çok erken aldılar aslında ilk seçim aşamasında ve ilk seçim olarak Zaya göstermek gerçekten güvendiğini gösteriyor. Ve direkt Lulu'yu da gösterdiler yanında. İkisini birden aldılar. Evet, şu anda çok kısa bir beklemenin ardından oyun içi ekrana geçeceğiz ve sizler de bu heyecanı artık öğrencilerimizle paylaşmaya başlayacaksınız. Evet, şu an oyun içi ekranı sizler de bizim gibi görmeye başladınız. Öğrencilerimiz birazdan biz bu oyundaki oyun alanına Sihirdar Vadisi diyoruz. Öğrencilerimiz de birazdan Sihirdar Vadisi'nde birbirlerine karşı olan mücadelelerine başlayacaklar. Şampiyonları oynama seviyelerine baktığımızda aslında bir şampiyonu çok uzun seviye oynayan bir öğrencimiz olmadığını görüyorum. Tabii ki farklı hesaplarla oynuyor olabilirler. Ama ilk baktığımızda çok uzun süreler bir şampiyonla geçirdiğini görmüyoruz. Evet ama söylediğin gibi benim aklıma da şey geliyor. Farklı bir hesapla gelmiş olabilirler yan hesaplarıyla. Çok belli etmemek adına oynadıkları şampiyonları. Çünkü karşı takım izleme geçmişinden, oyun geçmişinden hangi oyuncunun ne oynadığını görebilir. Bunun gözükmemesi adına öğrencilerimizin bu stratejiyi kullandığını düşünüyorum. Çok kısa bir sürenin ardından bizler de oyuncular gibi vadiye ineceğiz. Onlar şu an muhtemelen 4. dakika civarlarındalar. Yayının başında hatırlattığımız gibi yayını görüp herhangi bir avantaj kazanılmama durumuna karşı bu oyunun aldığı bir önlem aslında. Bizlerden dolayı bir gecikme değil, bir avantaj kazanılmaması adına oyun bizi 3 dakika, 3,5 dakika geriden izlememiz imkanını sunuyor. Çünkü bu oyun ne kadar öne geçerseniz geçin, bir anda skorların değişebileceği, farklı stratejilerle bir anda oyunu çevirebileceğiniz bir oyun. Bir anda tüm kulelerini kaybetmiş bir takım oyunu kazanabiliyor. Tam tersine kayıplı durumları da yaşanabiliyor. Aynen öyle. Evet, şu an vadiyi artık görüyoruz. Oyuncularımız tek tek inecekler ve bizler de heyecanı onlarla paylaşmaya başlayacağız. Mavi tarafta Bilge Kağan kampüsümüzü görüyoruz. Kırmızı tarafta İstek Osmaniye kampüsümüzü görüyoruz. İlk eşyalarımız alındı ve şu anda koridorlara doğru yola çıkıldı. Ben Evet. maçın başında şunu özellikle söylemek isterim. İki takımımızı da şimdiden tebrik ederim. İki takım da zorlu mücadeleler vererek buraya kadar geldi. Ellerine, emeklerine sağlık. Evet, finale kadar çok güzel ilerleyen iki takımdan bahsediyoruz. Yarı finale kadar hiç maç kaybetmemiş Osmaniye takımı yarı finalde kıran kırana bir maçla buraya geldiler. İstek Bilge Kağan kampüsümüz hiç maç kaybetmeden şu an finale ulaşmış durumda. İki takım da orman çıkışlarını kontrol ediyor ama İstek Osmaniye gelebilecek bir baskına karşı 5 kişi bir çalıda şu an rakibini hiçbir şekilde görünmeden rakibini bekliyor, onları karşılamayı bekliyor. Ama şu anda güçlendirmelere destek istendiğini görüyorum. Bilge Kağan kampüsümüz bütün harita girişlerini tutmuş durumda şu anda. Olası bir baskına karşı.
Osmaniye kampüsümüz ise elinden geldiğince bir arada hareket ederek ani bir baskın durumuna tepki vermeyi planlıyor. Buradan takımların nasıl oynayacağını aslında görebiliriz. Bence İstek Osmaniye kampüsümüz ilk ormancı baskınını üst koridora yapacak gibi. Çünkü Volibear ormancı rolündeki şampiyon Blue yani mavi güçlendirmesinden başladı. Diana ise bot lane'e birazcık alt koridora yatırım yapacak gibi. Tabii Diana mavi güçlendirme çok da ihtiyaç duyuyor aynı zamanda. Orman dönerken de. Tabii yeni orman güncellemesiyle beraber daha rahat dönmeye başladı ormana ama yeteneklerdeki bekleme süresinin azalmayla. Evet, şu an oyuncular koridorlarda gördüğünüz küçük yaratıklar aslında takımları destekleyen küçük minyonlar. Minyon ismi veriliyor. Karşılıklı oyuncular bunları keserek altın kazanıyorlar. Birbirlerini kesmeseler dahi bu ufak destekçilerimizi keserek altın kazanıyorlar ve kendilerini güçlendirebilmek için eşyalar satın alıyorlar. Yani sadece burada rakibi katletmek değil, aynı zamanda minyon seviyesinde de iyi olmamız gerekiyor. Hatta hiç rakibi saldırmadan sadece rakibin üstünde baskı uygulayarak minyon avantajı yakalayarak da oyunda öne geçebiliyorsunuz. Minyonlar kesildikçe çünkü size altın veriyorlar. Zaten şampiyonların üzerinde de mesela görüyorsunuz az önce 14 yazıyordu. İstek Osmaniye kampüsümüzün alt koridoru oldukça baskın başladı. Koridoru sonuna kadar itip minyonları kuleye kadar götürdüler. Ama ufak bir üstünlüğü de Bilge Kan kampüsümüzün üst koridorunda görebiliriz. 5 minyon kadar, yani 1 minyon dalgası kadar fark açmış durumda daha oyunun 3,5 dakikasında. Osmaniye kampüsümüz çok doğru bir hamle yaparak bot lane'e alt koridora gelen iki görüş kısmına da totemledi, görüş koydu. Ani bir baskın sırasında baskının önüne geçebilmek adına. Furkan hocam, yalnız bu sırada orman oyuncumuz üst koridora bir baskın attı. Bir sihirdar büyüsünü, flash dediğimiz yer değiştirme büyüsünü kaybetti İstek Bilge Kağan kampüsümüzün üst koridor oyuncusu. Çok Osmaniye da iyi kampüsümüz yaptı. aslında bu kadar alt koridorda üstünken oradaki görüşü Bilge Kağan kampüsümüz aldı. Dayana aşağı koridordaki Yampiri Yengeç'i kesti. Tam Evet, tersi evet, evet. de üst koridor üstünken Osmaniye kampüsümüz üst koridor nehrindeki Yampiri Yengeci kestiler. Ters bir görüş değişimi oldu. Bu durumdan avantajlı çıkan Ornn oldu. Hiçbir şey yapmadan karşı oyuncunun flash'ını almış Ama oldu. oldukça geri duruma düşmüş aslında şu anda. Daha 4,5 dakikada 10 milyon kadar geriye düşmüş durumda. Hatta koridoru kontrol edeceksek çok kazanacağı bir şey de yok farkı kapatabileceği seviyede. Zaten Ornn'dan farm kesmesini çok fazla beklemiyoruz. Ornn'dan biz oyunda hayatta kalmasını, kulesini vermemesini ve devam eden süreçte takımı güçlendirmesini bekliyoruz. Ama dediğin Bu gibi süreç ama İstek Bilge Kağan kampüsümüzün üst koridor oyuncusu muhtemelen sevinçle karşılıyor ve minyonları hızlı hızlı biçiyor. kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Bu duruma çok itirazı olduğunu düşünmüyorum. Zaten önlemini de alıp aşağı bir görüş totemi de atmış. Tekrardan bir baskın durumunda. Flash'ı da olmadığı için ilk kan gelebilir Alt çünkü oradan. koridorda çok baskın oynanmasına rağmen çok bir minyon farkı yok. Hatta alt koridora bakarsak minyonların çoğunu aldığını düşündüğümüz senaryoda Bilge Kağan kampüsü öne bile geçecek. Evet. Çok baskın oynadılar ama Bilge Kağan kampüsü çok soğukkanlı davranarak minyonların tamamını biçmiş durumda. Evet, ilk geriye dönüşler Osmaniye alt koridor tarafından yapıldı. Zaya Doruk Sadağını aldı aslında taşıyıcı roldeki oyuncuların dönüm noktalarından birisi. İhtişamlı eşyaya ulaşmadaki ilk nokta. Kesinlikle öyle. Üst koridordaki üstünlük de hala devam ediyor. Hatta gittikçe açılacak buradaki minyonları da kestiği zaman Urgot. Diana hala alt Orta ormanda koridor geziyor. aslında beklediğimiz gibi sakince iki tarafta minyonlarını kesiyor.
Yone kötü iş çıkarmamış bence. Orianna'ya karşı, menzilli bir şampiyona karşı neredeyse eşit seviyede tutabilmiş minyonları. Altın farklarına bakacak olursak üst koridorda 200-250 civarlarında altın farkı var. Ormancılar arasında 120-130 altın farkı var. Mid lane'de, orta koridorda Orianna'nın üstünlüğünü, yani İstek Osmaniye kampüsünün çok ufak bir üstünlüğünü görüyoruz. Alt koridor bu kadar baskın oynamasına rağmen İstek Bilge Kağan önde. 150 gold. Ama... Tabii ki şu an için çok küçük farklar ama oyun geneline baktığımızda neredeyse 1000 altın hiçbir şey yaşanmadan, hiçbir savaş yaşanmadan İstek Bilge Kağan'ın öne geçtiğini görüyoruz. Alt koridorda farmlar eşitlenmiş durumda. Ama üst koridorda bariz bir Bilge Kağan üstünlüğü var. Ormanda da çok büyük fark olmasa da Bilge Kağan kampüsünün bir ufak bir üstünlüğü var. Ama şu an oyuncular çok az görüş oynuyor. Bot, yani alt koridor çok güzel görüş atmış iki tarafında diyecektim. Fakat Bilge Kağan alt nehri tamamen aslında hükmediyor durumda şu anda. Orada adım atacak en ufak şeyi bile görecek pozisyonda çok güzel bir şekilde görüşlerini atmış ama şu an haritada alt koridor nehrinden başka totem, yani görüş göremiyorum. Yani oyuncular birbirlerini görmüyor şu anda. Daha doğrusu Osmaniye kampüsü Bilge Kağan'ı görmüyor hiçbir şekilde şu anda. Aa, çok güzel bir baskın. Çok güzel bir baskın. Evet. Şimdi flash'ın da kullandığı ama... ultisini de attı. Çok soğukkanlı oynadı. Çok soğukkanlı oynadı. Dive istiyor gibiydi. Yani kule altında kesmek istiyor gibiydi ama Volibear'ın flash'ı birazcık iyimser oldu gibi. Çünkü çok fazla menzil vardı. Daha ulaşamayacağı noktadayken flash'ı kullandı. Çok büyük tempo kaybı yaşadı aslında Volibear. Ama şunu da söylemek lazım. Çok güzel düşünülmüş Osmaniye kampüsümüz tarafından. Muhteşem oynandı orası. O kadar önce... görüş varken böyle bir baskı atabilmek çok güzel bir hareketti. Ama evet. Ormanda 10 minyon kadar geriye düşmüş durumda. Bu ilerleyen oyunda onun canını biraz sıkacak gibi. Ki zaten hani Diana geç oyunda daha kuvvetli bir şampiyon olduğu için bu durum sürekli olarak onun işine yarıyor aslında. Evet, şu an şimdi bir hareketlilik aldı. Yone geldi arkaya. Işınlanma ve büyüsüyle ilk kan... çok güzel bir şekilde geldi ama ilk kanı ama... İstek Osmaniye kampüsü aldı ve böyle bir baskından aslında hiç de kötü olmayacak şekilde çıktı ama oyunda belki de en çok skor vermeyeceğiniz şampiyona 2 skor vermiş olduk. Bu sırada orta koridorda Orianna da cevapsız kalmadı. Diana'yı keserek, İstek Bilge Kağan'ın ormancısını keserek bir telafi skoru almış oldu aslında. Ama oyunun başında söylediğimiz gibi oyuncular tabii ki çok önemli. Şampiyonların belli özellikleri var. Ama oyunda belki de erken safhada skor vermek istemeyeceğiniz şampiyonlardan birisi Yone. Baktığımda şu an... bitkinlik var aslında. Yani hasarının belli bir kısmını durdurabilecek Osmaniye kampüsümüz. Lulu da var. Onu etkisiz duruma getirebilir ama şu an oldukça kuvvetli durumda. Ve çok güzel bir baskın izledik aslında Sihirdar büyüsüyle. Kesinlikle öyle. Şöyle Bilge Kağan kampüsü tüm yumurtaları bir sepete koyarken Osmaniye yumurtaları biraz dağıtmış durumda. Yani farklı sepetlere dağıtmış durumda. Evet. İki tarafında kendine aslında az özellikleri var. İsteyeceğiniz senaryo şu anda İstek Osmaniye'nin yaptığı. Taşıyıcı şampiyonunda birer skor var ve baskın yemiş olmasına rağmen bir skor aldı. Hatta birisi ilk kan attı bu skorları. İlk kan alarak 400 altın aldı ama şampiyon farkı burada devreye girecek. Bu skorları takıma dağıtmak mı istersiniz? Yone'ye mi vermek istersiniz? Yani Bilge Kağan kampüsümüzün orta koridoruna mı? Ben muhtemelen Yone'yi seçerdim. Ben de Lulu olmasa Yone'yi seçerdim ama Lulu olduğu için biraz tedirginim. Yani içeriye girdiğinde ani bir baskınla, ani bir bitkinlikle ya da W'yla tamamen önüne geçebilir hasarın. Ama tabii ki dediğin gibi tamamen oyun farkı.
Oyunun ilk 10 dakikası, 11 dakikası geride kalmışken çok eşit bir oyun izliyoruz. Sadece 500 altınlık bir fark var. Şu an Yone'nin üstünde 150 altınlık bir de ödül var. Evet, Şu anda Kayısı'ya şu şu an böyle bir muhteşem bir baskın geldi. Flash'ını da kullandı. Kayısa çıkabilecek mi içeriden? çıktı Nautilus, ama evet Nautilus'u aradan Nautilus. çıkarttılar. Evet. Buradan bir ejder çıkabilir. Aslında İstek Osmaniye'nin yapması gereken şeyler bunlar. Ufak ufak avantajlar çıkarıp Mid lane'de de onu çok güzel bir çalmak. oyun gördük. Ama Orianna çıkıyor oradan. Evet, üst koridorda dediğimiz eşleşme aslında gerçekleşmeye başlamış. 40 milyon, 40 milyona yakın fark var ve Urgot artık Ornn'a koridoru dar etmeye başlamış. Üstünde şu an 1500 altın olmasına rağmen, yani daha üste dönecek ve eşya alacak. Ama oyunun ilk avantajlı hareketini ejderi keserek, dağ ejderini kesip kendisine biraz daha direnç kazandıran, büyü direnci ve zırh kazandıran İstek Osmaniye aldı. Evet, kesinlikle. Bu arada biz kaçırmışız. İlk İstek ejder. Osmaniye kampüsü bir avantaj daha çıkarmış. Vadinin alametini Volibear aradan çıkarmış biz bile fark etmeden ve şu an o Aa. koridora salıyor. Bu çok güzel bir hareket. Oldukça Serkan hocam. güçlendirecek bir hareket. Serkan hocam, acemi reji diyebilir miyiz bu duruma? Muhtemelen. Gözümüzden kaçmış. Ama Ama orta koridoruna oldukça iyi bir yatırım yaptı bu hareketiyle Osmaniye kampüsümüzün orman oyuncusu. kesinlikle Aslında o öyle. ilk Zaten başta yaptığı hata demeyelim ama planlayamadığı muhtemelen oyunu telafisini oldukça güçlü bir şekilde vermiş oldu. kesinlikle öyle. Ve şu anda baktığımız zaman hem alameti hem ejderi aldı. Üstelik bir de alt koridordan kill çıkarttı. Tabi orada Kayısa'yı kesemediler ama olsun, bu da çok çok iyi ve pozitif Evet, anlamda geri dönüş yaptı Osmaniye oyundaki kampüsümüze. ilk ihtişamlı item Osmaniye kampüsümüzün alt koridor oyuncusunda, taşıyıcısında Kraken katil olarak görüyoruz. O da aldığı skor sayesinde bitirebildi eşyasını. Ama buna rağmen çok Uzun, eşit bir oyun evet uzun izliyoruz. zamandır Yani izlediğim en eşit oyunlardan şu anda. 15. dakikaya yaklaşmış olmamıza rağmen altın farkı neredeyse yok denecek kadar az. Sadece 300 fark var. Bu da alınan bir skorla alakalı aslında. Ama ve tabii üst koridor zor durumda ama orta koridorda alınan barikat altınları Orianna'yı oyunda tutuyor şu anda. Evet, bir agresif ama Orion Diana çok güzel bir çok combo güzel bir combo. Evet, ve oyunun oyunun, başında bahsetmiştim. evet, En oyunun başında başında bahsetmiştim. bahsettiğimiz komboyu İstek Bilge Kağan kampüsü şu anda çalıştırdı. Üst üste atılan iki ulti yeteneğiyle, yani karakterin en kuvvetli yeteneği diyebiliriz. Osmaniye kampüsümüzün orta koridor oyuncusunu düşürdüler. Ve bir avantaj yine Yone'de. Tabii ki burada yük birazcık orta koridor oyuncusuna binmiş durumda. Şu an için takım ufak bir sırtını alması gerekiyor diyebilir miyiz hocam bu durum için? Oyunlar. Muhtemelen şu an Yone en korkulacak isim haritadaki tek başına orta koridor kulesini de aldı ve baktığımızda 1000 altın önüne geçmiş oldu karşısındaki Orianna'nın. Oldukça kuvvetli, muhtemelen ilk ihtişamlı itemini bitirip üstüne ayakkabılarını da aldı ve kritik eşyasını da alıp koridoruna doğru yürüyor. Aslında Osmaniye kampüsümüzden orta koridora çok güzel bir hareket görmüştük. Ama Bilge Kağan'ın cevabı biraz daha etkili oldu. Kesinlikle öyle. Zaten toplamda 1500 altın kadar bir fark var. 1000 altını tamamen Yone'nin üstünde. Evet. Yani aslında Yone eşit dediğimiz zaman oyun eşit diyebiliriz ama Yone aşırı derece önde. Ve zaten geç oyunda aslında gücünü daha çok ortaya koyan bir şampiyon. Ve şu an bir Evet. %50 %50 gördük ama Volibear. burada kazanan Volibear Volibear oldu. oldu. Yani İstek Osmaniye riskli durumdan bir avantaj daha çıkarmış oldu aslında. Tekrar vadinin alametini aldılar. Ama Ormanda ne varsa alıyor. Ormanda ne varsa Volibear alıyor Volibear. ama şu an sıçrasını ve
ultisini vermiş oldu. Yani 5 dakikaya yakın süre sıçrası olmayacak. Alamet kullanmış olmalarına rağmen ilk kule İstek Bilge Kağan kampüsümüz tarafından düşürüldü. Orta koridor kulesi. Tabii şimdi bir alamet daha var. Bakalım bunu nereye kullanmayı tercih şu edecek an İstek ama Osmanlı kampüsü. Üst koridordan hiçbir şekilde ses duymadık. Ama birazcık sorun büyüyor gibi. Evet, 50 kesinlikle. milyonu 50 milyona yaklaşan bir altın farkı, koridordaki fark zaten daha hiçbir skor çıkmadan 1000'e yaklaşmış durumda. Şimdi birazcık azalacak buradaki farmları kestiği bu zaman. Bu arada minyon kesmenin öneminden bahsetmiştik. Orman oyuncularımıza baktığımızda Volibear'ın skoru olmasına rağmen Diana'nın gerisinde ve 400 altın geride, bu tamamen orman kamplarından aldığı farklı oluşmuş durumda. Evet, bir ejder savaşı izleyeceğiz gibi. Urgot'tan teleport geldi. Ve sanırım saldı bu ejderi Osmaniye kampüsü. Evet, zaten ilk ejderi de Bilge Kağan kampüsünün. O yüzden savaşmayı tercih etmedi. Aslında doğru da bir karar verdi. Çünkü Orianna'nın daha bitmiş bir eşyası yok. Orta koridorda çok erken açılmış bir alamet. Yone ve oldukça agresif ve flash'ini aldı Orianna'nın ve alamet şu an boşa gitti. Evet. Evet, boşa gitti. İlk seferde kullandıkları gibi efektif kullanamadılar. Ani bir heyecanlaşmış olabilirler diye düşünüyorum. Hani ejder alınırken o sırada belki hani evet, bir kafa dağıtıp ejder alırız düşünmüş ejder olabilirler ama. Alıp muhtemelen takımın base'e gittiğini düşünüp üste döndüğünü düşünüp evet. Bunu yapmış olabilirler. Ama haritaya baktığımda yine Bilge Kağan kampüsünün çok derinlerde olmasa da görüşünün daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama mücadele çok eşit değil mi Serkan hocam? Yani skorlar eşit, kulelerde ufak yani bir çok yakın bilgi kanısı zamanda var. Dünya Şampiyonası'nı izledik bu oyunun. Orada bile bu dakikaya bu kadar eşit giren oyun sayısı çok az. Evet. İki takım da şu an mücadelenin öneminin farkında, final olduğunun farkında bir şekilde oynuyor öğrencilerimiz. Muhtemelen önceki turlarda oynadıkları oyunlar çok daha kısa sürelerde bitmişti. Uygulamalı dersler bölümüne de buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Ya şu an o heyecanı çocuklar kadar ben de hissediyorum buradan. Evet, şimdi alt koridora. Şu an ama Bilge Kağan için aslında avantaj görünen bir tehdit de var. Yone karşı takımda birisine katledilirse çok fazla altın evet verecek. Üzerinde 350 altın ekstradan ödül var. Onu kesen kişi 650 altın kazanacak. Bu oyunun başında söylediğimiz gibi oyunu bir anda değiştirebilecek hareketlerden birisi. Futbol, basketbol ya da voleybol gibi skorlar burada tek tek ilerlemiyor. Futboldan örnek vermemiz gerekirse 5-0'lık bir maç bir anda 6-5'e dönmez. Ama bu oyunda bir hareket maçı 6-5'e değil dönülemeyecek hale döndürebilir. O yüzden oyuncular bunun için de ekstra temkinli görünüyor. Kesinlikle öyle. Bir de ilk oyun olduğu için daha karşıdakini tanımaya yönelik oyunlar yapıyorlar. Kesinlikle öyle. Altın farklarına baktığımda Orianna aslında iyi iş çıkarıyor. Farkı kapatmaya başlamış. Tabii ki şampiyonun avantajı da var burada. Evet, şu dakikada Yone dışında şu agresif oyunu yapabilecek çok az sayıda şampiyon var. Neredeyse Volibear'ı gri ekrana bakacak hale getirdi. Evet. Hele ki Volibear tamamen tank şu anda. Ona rağmen çok önde şu anda. Tek kişilik dev kadro gibi. Evet, şu an çok güzel bir baskın geldi bot lane'den, alt koridordan ama Yone de aynı güzellikte çıktı. Zaten daha flash'ı var. Hani çok rahat bir şekilde çıkabilirdi aslında. Arkasında kulesi de var. Çok ilginç bir şekilde Baron işaretleniyor. 20. dakikada erken bir Baron her başladı. Şeyi değiştirir bu arada. Evet, başladılar. Evet, başladılar. İnanılmaz. Ve alıyor da. Evet. Çok da hızlı alıyor şu anda Baron'u. Kararı vereni tebrik etmek lazım. Çok güzel bir rotasyon. Çok güzel bir kimsenin şekilde. Kimsenin fikri yok bu konu evet, hakkında. Evet, şu an kimse görmedi.
Ve aldılar. Uyumu 21. kapanan dakikada hareketlerden birisi olabilir. kesinlikle Ve bunu öyle. yaparken Bilge Kağan'ın alt koridordaki kuleyi de aldı. Gerçekten Yani bir anda altın farkı 1500 civarlarından 4000'i geçti. 4000 civarlarında şu an fark. öyle. Çok çok iyi düşünmüş, ince düşünmüş ve çok doğru bir hamleydi. Şu an Urgot'a baktığımızda üst koridor oyuncusu üzerinde 2000 altından fazla var ve hala üste dönmedi. Muhtemelen ejderi bekliyor. Teleportu da gelmek üzere. Kuleyi alacak gibi. Evet, şu an Evet. Bilge Kağan kampüsü 3 dış kuleyi de düşürmüş durumda. Eşyalarını almak için geri dönüş yapıyor oyuncularımız. Muhtemelen bir Ejder de. ejder savaşı izleyeceğiz. Ama Baron varken ne kadar doğru olur? Çok bilmiyorum. Ejder savaşı yapmak. Ve bence savaşılması kıymetli ejderlerden birisi. Alev ejderi geliyor. Bu da şampiyonların hasarını yükseltiyor. Aslında Bilge Özellikle Kağan Yone'nin. kampüsünün istediği tam olarak bu. Özellikle Yone'yi düşündüğümüz zaman şu an hiç hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ki Şu şu anda an ikinci itemini bitirmiş. İkinci eşyasını da bitirmiş. Çok fark çok önemli. etmeden güçlenen bir şampiyon var. Bilge Kağan kampüsünün alt koridor oyuncusu Kai'Sa. Saldırı gücü taşıyıcısı ikinci eşyasını da bitirdi. Ve Dominik Efendi alarak rakipteki tankları etkiledi Ejder'de gibi. Ejderi Osmaniye bıraktı kamp Bilge Kağan. yetişemediler galiba. Zamanlama hatası yaptılar. Bir şey deneyecekler. Bence bıraktılar, orta koridoru alıyor Yone. Aldı da aslında mantıklı bir hareket olabilir. Ama Osmaniye kötü durumdan iyi bir hamleyle kendini ufak da olsa avantaj çıkarmış oldu. Kesinlikle öyle. Ama Özellikle geç oyunda hasarda sorun yaşayacağını düşünürsek Osmaniye kampüsümüzün bu hamle sayesinde hasarlarını biraz da olsun arttırmış oldular. altın farkı yavaş yavaş değil artık, oldukça hızlı büyümekte. 6000 altına yakın bir fark var, hatta geçti şu anda. 23. dakika olduğunu düşünürsek büyük bir fark aslında bu. Furkan hocam, Urgot üste döndüğünde iki itemi birden bitirdi. Evet, iki eşyası birden bitmiş. Ürkütücü duruyor şu anda biraz. Yani şu anda ekranda gördüğümüz Kai'Sa da karşı takıma göre aslında çok güzel seçimler yaptı ve durdurabilecek seçimler yaptı, karşılarında durabilecek. Ben Osmaniye kampüsünden can çalmayı engelleyecek eşyalar bekliyorum ama hala tek Ornn dışında, üst koridor dışında göremedim. Bu arada o chatten görüyoruz biz. Sizler de görebiliyorsunuz yayında. Takımlar üst koridor oyuncusunu işaretliyor. Daha üzerinde skor bile olmadan 200 altın ekstra ödül veren bir üst koridor oyuncumuz var. Evet, şu an. Çok yöneden çok agresif ama çok doğru bir Ama hamle. Zhonya altına dönüştü ve Orianna bu savaştan Oradan kurtulmuş çıktı. durumda. Hiçbir şey harcamadan, hiçbir şeyini vermeden kurtulmuş oldu. Aslında şu anda Level Osmaniye kampüsünü de takdir etmek lazım. Ornn inanılmaz kuvvetli duruyor Urgot'un karşısında. Henüz skor vermedi. Ve seviyede de eşit gidiyor. Evet, kesinlikle öyle. Orianna bu Şimdi kadar beslenmiş bir Yone'nin karşısında çok iyi duruyor. Gerçekten bu iki takım da finale çıkmayı hak ettiğini gösteriyor bu oyunda bize. kesinlikle öyle. Burada bir tuzak var. Evet. Şu anda bekliyorlar. Oraya şu Oyun an biraz gelecek bir durulmuşken ölçü. Furkan hocam ufak noktalardan bahsedebiliriz. 3 maç üzerinden, daha doğrusu 3 kazanan üzerinden oynanan bir serideyiz şu anda. Yani şampiyon olmak isteyen takım 3 farklı oyun kazanmak zorunda. Yani bir anda bu seriyi 5 maç izlerken de görebiliriz. Aynı heyecanı 5 kere yaşama ihtimalimiz bulunmakta. Ama 3 maç kazanan turnuvanın galibi olacak, şampiyonu olacak. Ufak bir bilgilendirme yapmış olalım. Ki tabii şu da var. Bir oyun bittiği zaman hiçbir şey değişmiş olmuyor. Mental anlamda ki yorgunluk dışında diğer oyuna hiçbir etkisi olmuyor aslında bu oyunun. Ne şampiyon bazında ne harita bazında hiçbir etkisi olmuyor. Yani bu oyun 1-0 olduğu zaman iki takım için de fark etmez. Bir sonraki oyuna gene aynı şekilde 0-0 başlıyormuş gibi düşünebilir oyuncular. Kesinlikle yine az önce örnek verdiğim gibi dünya şampiyonu geçtiğimiz haftalarda noktalanan bir etkinlik yapıldı.
takımların 2-0'dan 3-2'ye maç kazandığı çok oldu. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Son saniyeye kadar her şey olabiliyor bu oyunda. Evet, merkez yıkılmadan oyun bitmiyor. Gerçek anlamda onu görebiliyoruz burada. Osmaniye kampüsü oyunu çok güzel yavaşlattı. Kesinlikle öyle. İhtiyaçları olan şey de buydu zaten. Yani o frene basması gereken Osmaniye'ydi. Savaşmaması gerekiyordu. Çok güzel oyunu yavaşlattılar. Artık Ornn'un seviye almasını bekliyorlar. Ornn ilk itemini kimde kullanmış şu an? Kendinde kullanmış. Orianna da kullandığı gibi görüyorum. Göremiyorum şu anda, eşyası güçlenmemiş durumda. Henüz kullanmadı kimse de. Bu arada Furkan hocam, yine oyun duraklamışken, biraz sakinleşmişken, ben iki Antalya kampüsümüzü de buradan tebrik etmek istiyorum. Üçüncülüğü ve dördüncülüğü Antalya Konyaaltı ve Antalya Lara kolejlerimiz paylaştı. Onları da buradan tebrik etmek istiyorum. Normalde organizasyon olsa, bir dünya şampiyonası olsa kesinlikle onlar da sahneye çıkmayı hak etmiş durumda. Buradan o öğrencilerimize de, öğretmenlerimize de onlara destek veren tebriklerimi iletmek istiyorum. Kesinlikle doğru hocam. Öğrencilerimizin ellerine sağlık. Üçüncü ve dördüncü olmuşlar. Kendi aralarında paylaşmışlar o iki sıralamayı. Evet. Onların da ellerine sağlık. Şu anda üçüncü ejder için takımlar yerlerini almış durumda. Burada bir takım savaşı izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve ejderhayı direkt aldı. Hiçbir Yani takım savaşı çok kolay olmadan. şekilde bırakılan bir ejderha. Aslında bu Osmaniye kampüsü için kazanma koşulu olabilirdi. Dördüncü ejderhaya ulaşacaktı bir ejder daha sonra. Ama şu anda ben bu maçın dördüncü ejderhaya, yani ruha kadar uzayacağını düşünmüyorum. Ve Ornn ilk güçlendirme eşyasını bence mantıklı bir şekilde alt koridor oyuncusu Zaya'ya teslim etti. Altın farklarına baktığımızda üst koridor artık kontrol edilemez bir seviyede fark açılmış durumda. Hiçbir aksiyon olmadan 2000 altın fark oldu. Benzer bir üstünlük orta koridorda da var. Çok güzel Evet, Yone. ultisini kullanamadan düşürdü. Söylediğimiz gibi üstüne basa basa tetiği çekmek istediğinde kesinlikle rakipte ne olduğunu umursamayacak bir şampiyon. Bence bir sonraki oyunda ya da sonraki oyunlarda yasaklanacaktır. Kesinlikle öyle. Ama Ben Orianna oyuncu mükemmel bir ultiyle döndürebilecek mi orayı? şu anda ADC'leri olmamasına rağmen orayı kazandılar ama bir baron daha yapıyorlardı. Şu an baron da gitti Evet, aslında. Baron'u durdurdular Baron aslında. Güzel bir hareket ama agresif bir hareket görüyoruz. Yone şu an fırsat kolluyor. çok önde kaldılar. Osmaniye kampüsümüz. Şimdi Urgot bir kill daha aldı. Ve muhtemelen o da Orianna Orianna'da da düşecek. düşecek. Evet, şu an 10.000'e yaklaşan bir fark var. Aslında Osmaniye kampüsü çok güzel cevap verdi ama benim şampiyon seçim ekranında söylediğim bu geç oyunda hasar yetmeme durumu şu an tamamen o sebeple kaybettikleri bir savaş olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa oyuncuların yaptığı hiçbir mekanik hata yoktu. Olabilecek en iyi seviyede oynadılar. Yone Orada bir şey oluyor. yapmayı Evet, denedi ama yaralandı. yapmadı. Muhtemelen bir sonraki oyunda Yone'yi yasaklı göreceğiz gibi geliyor bana. Ben orta koridora çok baskı geleceğini düşünüyorum. Osmaniye kampüsümüz Evet. tarafından bir sonraki oyunda. Yani 3000 civarlarında bir fark oluştu. Tabii ki bunda aldığı 4 skorun etkisi var ama 40 milyon da öne geçmiş durumda. Artık orman koridorlarında da, orman oyuncularına da baktığımızda aslında gerçek anlamda hiçbir agresiflik yaşamadılar. Volibear skora baktığımızda daha önde ama 100 milyona yaklaşan bir orman kampı farkı var. Ve burada 3000'e yakın 2700 gold'luk, 2700 altınlık bir fark yaşadığını görüyoruz Dayan'ın. Furkan hocam, bu arada o komboyu bir daha göremedik. Evet, bir kere yaptılar Dayana Yone Orianna'ya. kombosunu bir kere gördük. Ve şu an tam anlamıyla bir tankı Yone'nin nasıl eritebildiğini görüyoruz. İhtiyaçları kalmadı hocam tekrardan. Hani zaten Yone tek ulti attığında da, tek başına ulti kullandığında Evet, da evet. Yone zaten şu an şampiyonu düşürebiliyordu. Şu anda Orianna'ya da
Çok güzel kaçtı ultiden. Çok güzel kaçtı. Ultisini Storm de aldı oraya anlamadım. Olmayacaktı muhtemelen ama o baskı bile... Şimdi kuleyi de düşürebilirler Baron güçlendirmesiyle. Yalnız İki... şu anda 1-3-1 yapıyor gibi ama 3 kişiyi üst koridora gönderdi Bilge Kağan. Evet, alt 1-1-3 gibi koridordan oldu. Evet, Urgot ittiriyor. Kuleye dayanmış durumda şu anda. Alt koridor kulesini eritecek gibi görünüyor. Orta koridordan ikinci kule de düşmüştü zaten. Kaysa oldukça besleniyor aslında bu durumdan ama Osmaniye kampüsünde bence en etkili oyunculardan birisi. Kesinlikle alt koridor oyuncusu. Bu kadar baskıya rağmen şu an oyundaki en çok minyon kesen isim. Tüm yatırım Kesinlikle ona öyle. yapılmış gibi. Oyunu değiştirebilecek bir isim varsa bence şu anda o. Bir de zaten herhangi bir takım savaşını kazanmaları durumunda çok fazla kule de alacaklar. Aslında altın farkının bir kısmı da kulelerden geliyor. Furkan hocam Çünkü şu anda bir takım savaşı olduğunda Yone düştüğünde zaten otomatik olarak 1000 altın fark kapanacak. evet Urgot'u ve kesinlikle doğru. Kai'Sa'yı da düşürdüğünüzde zaten fark 11.000'den bir anda 5.000 dolaylarına inecek belki de aldığınız kulelerle. Yani bir savaşta oyunun tam tersine döndüğünü görebiliriz. Hala bitmiş bir şey yok. Bu da Bu şampiyonları da sahipler. ve Lulu burada devreye girecek. Lulu kilit noktayı oynayan şampiyonlardan birisi şu anda bence. Alınan eşyalara baktığımızda can çalma eşyaları, daha doğrusu can çalmayı engelleyen eşyalar. Volibear'da yine görmüyorum. Daha Lulu ilk itemini anca bitirebilmiş. Çok geçe kalmış çünkü hiçbir aksiyona katılmadılar neredeyse. Çok aksiyonlu bir maçta izlemiyoruz aslında. Yani... Orianna almış can çalmayı engellemek için. Orianna ve evet, On. Onda görüyoruz ama... Şimdi Yone'yi kesmeye çalışıyorlar ama Yone buradan da çıkıyor. Yone agresif sadece... bir flash. Ama karşı ve... tarafın her şeyini aldı. Evet, hem ultiyi hem bitkinliği aldı. Yani ve bu arada ultisi... üçüncü ejderi de çıkardı Bilge Kağan kampüsümüz bu kargaşadan. Yone'nin ultisinin yarı bekleme süresi doldu neredeyse. Ama bitkinlik gitti o noktada. Bitkinlik burada çok çok önemli. Özellikle Yone'ye karşı. Şu an 4 eşyası bitmiş bir Yone. Karşısında durmayı muhtemelen çoğu League of Legends oyuncusu istemeyecektir. Kesinlikle öyle. Yani çok eşit giden bir oyunu. Yatırımı yapılan bir Yone bir anda size kazandırabiliyor. Ama Orianna ultisi de çok fazla şey değiştirebilir. Bunu her zaman aklımızda tutmakta fayda var. Özellikle Volibear ile beraber kullanabilirseler çok fazla şey değiştirebilir Orianna ultisi de. O yüzden Osmaniye kampüsümüz adına aslında hiçbir şey bitmiş değil. Aslında güzel şekilde savunma yapıyorlar. Yapmaları gerektiği gibi. Kesinlikle öyle. Dağılmıyorlar. Tamam şu an bir avantaj kazanmıyor olabilirler ama daha kötü noktaya getirmiyorlar oyunu. Kesinlikle öyle. Yani ruh da vermediler henüz. Evet, bir sonraki ejderde ruh tehdidi olacak ama şu an Ve ruh şu da an vermediler. Ornn neredeyse tüm eşyaları güçlendirdi. Baktığımda takımdaki tüm eşyaları güçlendirdi. Evet, ismini yanlış okumuşum eşyanın. Kendi dışındaki o kendi eşyasını da güçlendirmiş. 18 olmadan tüm eşyaları güçlendirmiş. Ve şu an bir bekleyişte Osmaniye kampüsü ama oraya hiçbir Bilge Kağan oyuncusu mini haritadan gördüğümüz şekilde yakın değil. Muhtemelen bir baron savaşıyla oyunun bittiğini göreceğiz. İki taraf adına da olabilir bu. Taraflardan birisi orada alacağı katliam ile oyunu sonlandırabilir. Ben ama sonraki maçların daha kısa sürelerde biteceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bu maç iki taraf da çok temkinli oynadı. Evet, tekrardan eski yerlerine geri döndüler. Evet, bir Ornn ultisi geldi. Şu an sadece Nautilus'u tuttuğunu görüyoruz. Yakalamak isteyeceğiniz şu anda, bir hedef mi? Şu anda bir teleport geldi. Diana direkt düştü. Yone bütün takıma ulti attı şu anda. Ve Bilge şu anda kampüsü... söylediğimiz senaryo hasar yetmeme. Evet. Burada oyunu bitiren hamle oldu aslında. Mükemmel bir savaş başlangıcı. Belki yakalamak isteyeceğiniz hedef
Nautilus değil ama güzel bir savaş başlangıcından bir anda katliama eren bir sonuç. Baron bile almadan şu anda oyunun bittiğini göreceğiz. Şu an oyun bittiği için bizde son kulelerin yıkımı görünmeyecek. Bilge Kağan kampüsümüz 1-0 öne geçiyor bu şekilde. Biz maç arası öğrencilerimizin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını gidermesi için 10 dakikalık bir araya giriyoruz. 10 dakika sonra tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Evet, şu anda tekrardan aranızdayız. İki kampüsümüzün öğrencileri de hazır. Yavaş yavaş şampiyon seçim ekranına doğru geçiyoruz. İlk maçı İstek Bilgi Kağan Okulları 1-0 önde tamamladı. Ama şimdi tekrardan sıfırdan Şu anda başlayacağız. Yasaklama ve tekrardan seçim ekranıyla aranızdayız. İki başladık. kampüsümüzün Evet, öğrencileri ben de hazır. Yone'nin banlanacağını düşünüyorum bu sefer. Furkan Hocam. de kesinlikle Yunan'ın banlanacağını düşünüyorum. Çok bariz bir üstünlük gerçekleştirdi. Yoksa korktun mu? Yine Katarina banlandı. Bu sefer takımlarımız yer değiştirdi. Bilge Kağan kampüsümüz kırmızı tarafta, Osmaniye kampüsümüz mavi tarafta oynayacak. Yine Katarina bana geldi. Thresh banlanacak diye düşünüyorum. Kog'Maw şu an meta'nın en güçlü AD carry'lerinden. Karşılığında ne yasaklanacak acaba? Peki sen bilirsin. Ekko. Geçen maçta yasaklanmıştı zaten. Evet, önceki seçim ekranının aynısını izliyor gibiyiz şu ana kadar. Şu an Thresh farklı. Sadece Thresh banlanmadı. Banlanmazsa direkt alınır ama ben banlanacağını düşünüyorum. Thresh gerçekten oyunu değiştirebilecek bir destek şampiyonu. Sen de çok seversin Serkan Hocam. Evet, şahsen en sevdiğim şampiyonlardan. Ve Bu kadar yasaklandı. talep görmesi tabii ki hoşuma gidiyor ama her oyun neredeyse yasaklı şampiyonlar arasında. Ve burada da tekrar yasaklılar arasında göreceğiz Thresh. Son yasaklama geliyor. İlk turun son Evet, yasaklaması. seçimler öncesi son yasaklamayı göreceğiz şu an. Vladimir. Enteresan bir şekilde iki maçtır Vladimir yasaklanıyor. Muhtemelen Bilge Kağan tarafında Vladimir'i güçlü şekilde oynayabilen bir oyuncu var. Yöne şu anda açık. Benim en çok şaşırdığım noktalardan birisi. Ama bu sefer ters köşe olup Osmaniye tarafı da Bilge Kağan'a izin vermeden Yone'yi pikleyebilir, Yone'yi alabilir. Ama erken oyunda gösterirse... Ama Aa, nar açıkta ilk kaldı. Nar açıkta seçim kaldı. Nar aslında iddialı bir tercih. Evet. Ama kolay kolay koridorda ezilmeyeceği için seçilebilir, tercih edilebilir. Ama yani bilmiyorum şu an tabii ki Nar alınacak mı? Yine oynaması zor bir kompozisyona doğru gidiyor gibi Osmaniye. Fakat Çünkü çalıştırabilirseler çok güçlü evet bir üst koridor ikinci oyuncusu. maç olacak bu ilk maç. Bu sefer evet farklı bir seçim. Az önce Osmaniye kampüsümüzün aldığı Zaya'yı Bilge Kağan'ın ellerinde göreceğiz bu sefer. Ve tereddüt etmeden direkt seçtiler. Evet. Dayana yine Bilge Kağan kampüsümüzün elinde. Karşılığında Evet Tristana mı ama gelecek? Tristana oyunu değiştirecek nişancılardan saldırı gücü Özellikle taşıyorlarından birisi. ultisiyle karşı jungle'ı da geri fırlatabiliyor. Dayana gibi içeri girmeyi seven şampiyonların çok hoşlanmadığı bir ADC. Ama Hem kendisini uzaklaşabiliyor hem karşı tarafı gönderebiliyor. Bilge Kağan aslında az önce Diana'dan yeterli verimi almadı bence. Daha efektif olabilirdi ama ona rağmen tekrar Diana'yı almak, güveniyorlar belli ki Diana'ya. Evet, seviyorlar ve güveniyorlar. Ve Rakan. Rakan geldi. Bu acaba Tristana'ya karşı Rakan oynamak için mi? Daha doğrusu Tristana ile Rakan oynamak mı? Yoksa Zaya Rakan eşleşmesini durdurmak için mi? Sefer İrelia da geldi. Geçen sefer Evet, banlanmıştı. İrelia az önce direkt banlanan şampiyonlardan birisiydi. İkinci seferdeydi yanlış hatırlamıyorsam ama ve Syndra banı yine az önce de banlanmıştı. Syndra yasaklanmıştı. Yine vadide göremeyeceğiz. Yöne banlanacak diye düşünüyorum bu turda. Acaba İrelia mid olabilir mi? Yani Yone İyi. oyuncuları benzer mekaniklere sahip aslında yine hareket kabiliyeti olan rakibin üzerine atılabilen bir İrelia'yı oynayabilir aslında. Morgana banlandı. Ormanda oynanmasın diye büyük ihtimalle. Zaten Aslında evet. evet oldukça geriye düşmüş bir şampiyondu ama ilginç bir Gerçi şekilde. Ormancıların seçili. Diana büyük ihtimalle ormanda olacağı için support da görmek istemediler. Çünkü Rakan'ı çok bozuyor. Jarvan enteresan. Kombodan kaçınmaya çalışıyor bence Bilge Kağan şu anda.
Meganar üstüne Jarvan ve Rakan'ın yapacağı bir combo size 10 saniye boyunca oyunda tuşlara basmanıza bile gerek bırakmayacak süreyi sağlıyor. Muhtemelen böyle bir kombodan kaçındılar şu anda. Bakalım son yasaklaması ne olacak Ben Osmaniye Yone bekliyorum karşımızın. hala ısrarla. Ve Yone geldi. Ve geldi. Ve geldi evet. Maçın başından beri konuştuğumuz Yone banlanması geldi. Ama hala senin söylediğin gibi ilerleye orta koridorda oynanacak olabilir. Ama bu sefer de son şampiyon seçimi Bilge Kağan tarafında olduğu için muhtemelen orta koridoru Aa, göstermeyecek derken yine iddialı bir seçim Saylas Haylaz. ve Saylas oynamak isteyeceğiniz bir maç karşınızda Nar var. Onun ultisini alıp bir anda takım savaşını bitirebiliyorsunuz. Aynı şekilde Rakan ultisi de çok fazla şeylere Ve sebep olabilir. Hecarim gelirse Saylas şu anda muhtemelen az önceki Yone oynarken ki mutluluğuna erişmiş durumdadır. Çok güzel çalabileceği ultiler var. Ama Osmaniye tarafının kombosu yine tekrar söylüyoruz. Gerçekten cesurca seçimler yapıyorlar. İşlemesi zor bir kompozisyon. Yine Orianna inanılmaz süreler kitle kontrol altında tutabilir. Ama işlemeyen bir çark olursa arada bir anda dağılabilecek bu kompozisyon. Fakat işlerse yani muhteşem bir komboları var. Yani Gerçekten harika. işlerse o komboyu, o kompozisyonu oynatmaya başlarsa Osmaniye tarafı Bilge Kağan kampüsü 10 saniye boyunca klavyeden, mouse'tan ellerini çekebilir. Kesinlikle öyle. Su içecekse sularını içebilirler. Yani çünkü çıkış yok. Yani maçın arasında direkt ara verilmiş olacak. Kesinlikle öyle. Braum son pick yapılacak bir şampiyon muydu? Sona bırakılacak. Ama baktığınızda komboyu durdurabiliyor. Ve burada şey de yapılmış olabilir. Saylas'ı erken oyunda piklemek istemiş olabilir Bilgi Kağan kampüsümüz. Ama şu anda karşı takıma baktığınızda Sylas'a göre alabileceğiniz bir Nar ultisi, Rakan ultisi, Orianna. Hecarim ve Orianna ultisiyle bir anda oyunu bitirebilecek seviyeye getirebilir. Ama Çok tek çok çok. şampiyon tabii ki Bilge Kağan tarafının kombosuna baktığımızda da aslında bahsettiğimiz Sylas'ın Nar ultisini alıp takımı bir anda kitle kontrole sokup üstüne Diana, Zaya ve Irelia ultilerini attığı senaryoyu düşünürsek aynı senaryo Osmaniye için de gerçekleşecek. Yani iki tarafta mükemmel kombosunu yaparsa tereddütsüz oyunu o anda bitirebilecek bir kompozisyon kurdu. Bu sefer ama buyurun hocam. Takım savaştan izlemek çok keyifli olacak diye düşünüyorum hocam. Yani Ama iki bu taraf için de. sefer takımlara baktığımda ben Osmaniye'yi erken oyunda daha zayıf, geç oyunda daha kuvvetli görüyorum. Özellikle Tristana'nın varlığı her şeyi değiştirebilir. Nar'ın tanklaşacağı, Hecarim'in tanklaşacağı bir senaryo. Orianna topunu içeri sokmakta hiçbir zorluk yaşamayacaklar. İçeriye atılabilen 4 şampiyonları var. Tristana'yı da bunun içine alabiliriz bence. Agresif bir Tristana oyunuyla bir anda Tristana'yı 5 kişinin ortasında Orianna ultisini sokmuş bile görebiliriz. Çok isteyeceğimiz bir senaryo değildir ama yapılabilir mi? Evet, bu da seçeneklerin arasında var. Kesinlikle Ama doğru tabii ki. savaş değil ama öne geçtiklerinde durdurulamayacakları bir noktaya getirip oyunu bu seviyede bitirebilirler. Kesinlikle öyle. Ama yani zaten içeriye top taşımakla ilgili hiçbir problemleri yok. Hecarim olsun, Rakan olsun, Nar olsun. Zaten sürekli içeride gezebilen, içeride dolaşabilen şampiyonlar. Aniden giriş yapabilen şampiyonlar. Ve zaten Orianna ultisini tutturduğunuzda direkt olarak combo devam ediyor. Bomba combo dediğimiz durum gerçekleşiyor. Yani ultilerin birbirini tamamlama durumu. Birbirlerinin devamını edebilme durumu. Tabii diğer tarafa da baktığımızda az önce fena olmayan bir dayan oyunu izlemiştik. Ormanda asla geriye düşmeden hep ileride Öndeydi ve minyon önde sayısı oldu. olarak evet hep öndeydi. Evet, Ama hiç geriye düşmedi. ilk oyuna bakarsak aslında iki tarafında birbirine çok aşırı kötü oynadı ya da iyi oynadı dediğimiz noktalar yok. Kesinlikle Sadece öyle. orta koridorda Yone'ye verilen bir üstünlük oyunu bitirilebilecek noktaya getirdi şampiyonu. Tabii ki oyuncunun, öğrencimizin şampiyona hakimliği
oyunu olan becerisi tabii ki bunda etkili. Ama az önce tek şampiyondan bittiğini söyleyebiliriz. Yone'yi alıp farklı bir şampiyon koysak belki aynı senaryoyu izlemeyecektik. Ya şöyle enteresan bir durum var. Aslında kimse Yone'ye üstünlük vermedi. Yone kendi üstünlüğünü gidip bot lane'den kendisi aldı. Alt Evet, koridordan kendisi çok aldı. güzel bir Yani baskınla. dişiyle tırnağıyla kazıya kazıya aldı diyebiliriz aslına bakarsan. Evet. Çok güzel okudu orada oyunu. Eksikliği çok güzel gördü. Karşı takımın önde oynamasını fırsat bildi ve direkt bu durumu değerlendirdi. Aslına bakarsanız Osmaniye kampüsümüz orada çok güzel ve doğru bir hamle yaptı. ADC'sine, saldırı gücü taşıyıcısına. Bir kill de kazandırdı, hem de ilk kanı kazandırdı. Ama Evet. tabii gene de Yone'ye engel olamadılar. Evet, çok güzel bir şekilde baskına karşılık verdiler ama Yone'ye giden iki skor bir anda geçtiği erken oyun üstünlüğü onu oyun sonunda güçlenmesini beklediğiniz bir şampiyonun erken oyunda çok güçlenmesi olarak size döndü. Evet, kısa bir beklemenin ardından yine oyun içi ekranımıza geçeceğiz. Öğrencilerimiz şu an az önce de tekrarladığım gibi vadideler. Oyuna bizden 3,5-4 dakika önce başladılar. Oyun yükleme ekranımız şu an geldi ve artık oyuncularımız birkaç dakika içinde vadide hünerlerini bize gösterecek. Hatırlatmakta fayda var. Geriden izlememizin sebebi tamamen iki tarafında haksızlık olmaması, iki tarafa da eşit rekabet şansı vermek adına birbirlerinin oyununu görmemesi, birbirlerinin oyununu bilmemesi adına 3 dakika geriden seyrediyoruz biz oyunları. Bu oyunun aslında kendi içerisindeki oyuncularını oyunu korumak için almış olduğu tedbirlerden birisi. Evet, bu aslında bugünkü yayına özel bir davranış değil, bugünkü oyuna özel bir durum değil. Genel olarak oyunun oyuncuyu koruma adı kapsamında yaptığı bir çalışma. Çünkü arkadaşınız olabilir, oyunu izleyip size anlık taktikler vererek oyunu bitirebilir. Yine şampiyonlara baktığımda ben çok uzun süre bir şampiyonu oynadıklarını görmüyorum. Sadece Tristana yaklaşık 100 oyuna yakın Tristana oynadığını görüyorum. Ama onun dışında şampiyonları çok uzun süre oynadıklarını söyleyemeyeceğim. Kesinlikle öyle. Burada da az önce konuştuğumuz ihtimal devreye giriyor tekrardan. Hani başka bir hesapla, başka bir oyuncu hesabıyla giriş yapmış olabilirler Evet, oyun ya geçmişini da yan gösteriyor bakımdan. hesapları olmuş olabilir. Tamamen Tabii ki. taktiksel bir hareket olabilir. Yani kullanmadıkları bir hesapla oynadıkları şampiyonları göstermemek adına. Çünkü bu oyunda oynadığımız şampiyonlar kaydediliyor, istatistikler çıkıyor. Bunları göstermemek için iki taraf da böyle bir taktik izlemiş olabilir. Hocam tekrardan Sihirdar Vadisi'ndeyiz. İki takım da İlk maç çok vadide yerlerini keyifliydi. aldı. Umuyoruz bundan sonraki serinin tüm maçları aynı keyifte geçer. Kesinlikle öyle. Yani az önce de sen söyledin ve çok güzel özetledin. Evet. Yani evet, Bilgekan kampüsümüz 1-0 öne geçti ama yani Osmaniye kampüsümüz şuraya yanlış oynadı diyebileceğimiz bir şey yok. Aslında çok güzel ve çok mantıklı oyunlar sergilediler. Sadece orada oyunda bir ince dokunuş, Yone'nin yaptığı ince Evet. bir dokunuş çok öne geçirdi onları. Şu an Ama iki yanlış tarafta bir oyun yok. birbirini görmüyor. İki tarafta orman çıkışlarını kontrol ediyor. Mini haritadan görebileceğiniz üzere görüşleri değiştirdiğimizde şu an iki tarafta birbirini görmüyor. Ama doğru bir şekilde tüm oyuncuların orman çıkışlarını kapattığını, rakibin girişini engellediğini görebiliyoruz. Erken bir savaş olacağını çok düşünmüyorum. İki takımın da çok isteyeceği bir durum değil. Gerçi bir Erken tarafta savaş Buran var. iki takımın da işine yaramayacak gibi görünüyor. Yani 6 level öncesi, 6. seviyeden önce yapılacak savaşlarda iki tarafın da çok bariz üstünlükleri olduğunu düşünmüyorum ben. Belki Buran olduğu için bot lane'in ufak bir üstünlüğü vardır ama onun karşılığında Hecarim'in erken oyundaki baskısı onu durdurabilecek güçte. Sihirdar büyülerine baktığımızda Hecarim Hayalet de Flash girmiş. girmemiş. Hecarim evet hayaletle girmiş. Karşı tarafa baktığımızda iki saldırı gücü taşıyıcısında da şifa yerine bitkinlik bulunuyor. Hecarim iki orman kampını da birlikte kesiyor. Aslında hızlı bir orman dönüşü izliyoruz. Kesinlikle öyle. Zaten çok yapılan profesyonel alanlarda çok gördüğümüz bir hamle. Çok da doğru bir hamle.
Bilgehan kampüsü yine alt koridordaki minyon ittirme üstünlüğünü vermiş gibi. Ama bunda tabi Tristana'nın pasif yeteneği olan bu etrafında patlama oluşturduğu etkide mevcut. 2 level oldukları gibi bir agresif. Zaya'nın flaşı ve bitkinliğe gitti. İnanılmaz bir üstünlük aldılar şu anda. Tam erken oyunda bir şey olmaz dedik ama oldu. Yapmaları gereken şey buymuş aslında alt koridorda. Bunda tabi Bilge Kağan'ın koridoru üstüne çekme isteği de etkili ama Osmaniye'den çok güzel oyun izledik. İki kesinlikle seviye öyle oldukları gibi bu etkiyi rakibe baskıda kullandılar. Kesinlikle öyle. Çok da doğru bir hamle yaptılar. Ve ödülünü çok güzel bir şekilde aldılar bence. Kesinlikle katılıyorum hocam. Yani erken oyunda yakaladığınız bir üstünlük. Zaten Tristana'yla hani geç oyunda güçlenmek isterseniz, erken oyunda rahat rahat koridorda kalıp farm kesmek ve level almak istersiniz, seviye kazanmak istersiniz. Bunun için de en güzel fırsat karşı takımın seyirder büyülerini almak. Evet, İkisini de almıştır. Orta koridorda Hekarim görüldü. Şu an Hekarim'in yerini, yani Osmaniye'nin orman oyuncusunun yerini biliyorlar. Ama iki orman oyuncusu da şu an nehirlerdeki ampir yengeçleri aldı. İkisi de golemleri bırakmış. Ormanlarındaki diğer kampları temizlemiş durumda. Şimdi Diana biraz daha öne geçip üstünlüğü aldı. Ama ben yine üst koridorda inanılmaz bir üstünlük görüyorum. 19 minyona, 20 minyona, 5 minyon. Kesinlikle Ekarim'in gelip buraya yardım etmesi gerekiyor. Ve daha da büyük problem koridorun İreyla tarafında kalmış olması. Nar. Evet, çok güzel şekilde dondurmuş. Nar iyi durmuş aslında. Exp almış. Level'da çok geride değil. Ama nasıl olduğunu anlamadığım şekilde çok geride. Yani şu an evet, şu seviyede açılmasını istemeyeceğiniz bir fark. 20 minyonu geçen bir minyon farkı. Şu seviyelerde ve inanılmaz bir fark. İşin ilginç tarafı hiçbir şekilde savaşmadan alınan. Evet, evet. Canı az değil. Hani flash'ını vermemiş. Toplar bir baskı gelmedi. Hiçbir şey olmamış. Ki çok enteresan bir durum. Menzil avantajıyla çok rahat farm alabilirdi. Evet evet evet, kesinlikle öyle. Bu baskıya rağmen alt koridorlarda farm eşit gidiyor. Birkaç minyon Osmaniye'nin üstünlüğü aslında şu an skor tabelasında görünmese de koridordaki minyon sayısına baktığımızda üstünlüğü var gibi görünüyor. Tabii ki öğrencimiz hepsini alırsa. Ama zaten hani Tristan olarak eşit gitmeyi bile kabul edersiniz. Bir tık geride kalmaya bile kabullenebilirken eşit gitmek Tristan için yani rüya senaryo. Koridordaki minyonların hepsini kestiği senaryoda 6 minyona yakın öne geçecek. Üst koridorda bariz bir üstünlük vardı. Üstünlük daha da fazla büyümüş. Yani altın farkına baktığımızda dakika 5'te 1700 Hekarim geldi. Doğru hareket, Hekarim, doğru hamle. Ama teleport geldi. Sahilastan ve bu her şeyi değiştirebilir. Sadece teleport atması bile savaşı durdurdu. Ama bu Osmaniye için yine avantaj. Burada Orion'la teleportla değil tutuşturla giriş yapmış oyuna. Koridorda kill almak istediğini görüyoruz. Tabii Sylas'ın can yenilemesi de var. Bu can yenilemeyi evet, de engellemek istiyor olabilir. Ama iki taraftan çok güzel hamleler. Osmaniye yapması gereken hareketi doğru bir şekilde yaptı. Hem narın üstündeki baskıyı azalttı. Şu an minyon kesebiliyor rahat rahat. İrelia koridorda değil. Hem de Sylas'ın teleportunu aldılar ve 6 dakika teleport olmayacak. Bir de hatırlatmakta fayda var. Şu anda kırmızı tarafta, kırmızı renkte olan takımımız İstek Bilge Kağan kampüsümüz. Mavi renkte olan takımımız İstek Osmaniye kampüsümüz. Aslında orta koridorda da olmasını beklemeyeceğimiz bir fark var. 15 milyona dayanmış bir milyon farkı var. Sylas teleport atmasına rağmen üst koridora milyon farkını açmış durumda. Yine aynı şekilde Osmaniye kampüsümüzün ve şu an Diana geldi, flash'ını verdi Nar. Nar evet, flash'ını attı oradan çıkmak için. İrelia'nın da ultisini kullandığını gördük burada. Flash'ını çok erken dakikalarda kaybetmişti Zaya ama tekrardan flash'ını geri kazanacak gibi. Yani bir şey vermiş değil. Tabii bir 10 milyon kadar üstünlüğü var şu an İstek Osmaniye kampüsümüzün. Evet, şu an hiçbir aksiyon olmadan sadece üst koridordaki üstünlükle 400 altın önde Bilge Kağan kampüsü. Ama
Osmaniye'den yine mükemmel bir hareket görüyoruz. Daha dakika 7'de dağcılarını aldılar. Ve şu an alt koridor üstünlüğü tamamen. Bu evet. Tamamen alt koridor üstünlüğü. Ve şu an Bilge Kanun'a hiçbir şekilde karşılık veremez. Sylas geliyor oraya. Sylas görür Heykarim'i. Canı çok çıktı. Az alabilir ama rahatlıkla çıktı. Zaten hani daha ultisi de vardı. Ya pardon, ultisi daha gelmedi. Ama ghost'u vardı. Asıp çıkabilirdi içeriden. Evet. Ama erken oyunu daha dikkatli oynayan bir Osmaniye görüyoruz bu oyunda. Ama alt koridor agresifliğinden hiç ödün vermiyor. Evet ama yine üst koridorda az önceki oyunun, bir önceki oyunun daha kötüsü bir senaryo var aslında. Bir önceki oyunda oyunun 20. dakikasında 40 milyon fark görmüştük. Şu anda daha oyunun 8. dakikası ve 40 milyondan fazla fark olacak İrelia minyonları kestiğinde. Ki koridorda en kolay minyon kesebileceğiniz şampiyonlardan birisi İrelia. Tabi bir de şöyle bir durum var. Ornn'un çok minyona ihtiyacı yoktu. Sadece seviye alması yeterliydi ama nar olarak minyon almak da istersiniz. İtemlere de ihtiyacınız var, eşyalara da ihtiyacınız var. Ve tekrardan yakarım. Koridor çok iyi yerde de dondurmuş durumda şu an. Evet evet. Öğrencimizi tebrik ediyoruz. Çok sakin ve şey oynuyor. Ekarim şu an doğru hareketi yapıp üst koridoruna yardıma geldi. Koridor itilecek. Ve en azından rahat birkaç milyon, birkaç yüz gold kazanma imkanı verecek öğrencimize. Tabii Diana da o tarafa doğru geliyor. 2-2 takım savaşı olması durumunda ve mini takım savaşı olması durumunda şu anda Bilge Khan kampüsü çok üstün. Kampüsümüz çok üstün üst koridorda. Sylas'tan bir agresif ama çok güzel şekilde minyona atılarak hasardan kurtuldu. Evet, bu sefer erken oyunda üst koridor baskısını alan Bilge Khan kampüsünden alameti göreceğiz gibi. Ama Osmaniye farkında olayın. Evet, Bilge Khan'ın alt koridoru da Yampiri Yengeci'ye doğru ilerlemiş. Şu anda Yampiri alıyorlar diye tahmin ediyorum. Evet, iki görüşte muhtemelen, hemen kontrol edelim. Şu an sanırım daha evet. Çıkmadı ama Osmaniye farkında burada olduğunun, Bilge Khan kampüsünün. Tabi destek oyuncusu henüz bot lane'de değil. Şimdi geldi. Orta koridorda Orianna bir destek istiyor. Çok güzel bir baskın ama Sylas'ın. Ama can yenilemesi her şeyi değiştirdi. Ve şu anda Hecarim ultisini kullanabilirse, ki ulti kullanmış. Muhtemelen bizim görmediğimiz anlarda Orianna ultisini alarak bir agresif oyunda bulundu. Baktığınızda Orianna'nın flash'ı, ignite'i yok şu anda. Ama Sylas'ın flash'ı da, teleportu da dönmek üzere. Flash'ı zaten bulunuyor. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Tristana'nın kostümü gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet. Orianna Karamür aldı. Yani ölmemeye dayalı bir oyun oynayacağını belirtiyor. Şu anda evet. Şu anda çok agresif bir hamle. Ve ilk kanı aldı. Tristana'ya gitti bir de. Asla istemezsiniz evet. İlk kanı Tristana'nın almasını. Burada biraz çünkü baskınız yokken, orta koridor ya da bot lane baskınız yokken rakip İrelia, evet, İrelia'da birebir üst koridorda. Evet. Göstermiş olduğu üstünlüğü bir de skorla taçlandırdı. Aslında iki katından daha büyük bir fark var şu anda üst koridorda. İnanılmaz büyük bir milyon farkı var üst koridor için. Evet. Ekstra bir şeyler çok yapması gerekecek. Senaryo. Yani ve barikat da alıyor. Şu an muhtemelen o İrelia o Hikarim'i de keser ki zaten savaşmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi Orianna da oraya geldi. Ama Orianna da oraya geldi ama Sylas Hikarim'i Orianna içi. Orianna can çekiyor. Bakalım buradan çıkabilecek mi Bilge Khan kampüsü. Sylas çok agresif bir hamle. Ama aldı. Ödülünü aldı. Ve karşılığında ve hiçbir Narda şey vermedi. Ve gibi buradan Diana evet, da evet, burada evet. Ve çok güzel bir stun. Flash'ını da aldılar. Bir sonraki baskında ya da bir sonraki takım savaşında da Nar için hoş olmayan aslında bir durum oldu. Ormanda çok iyi başlayan senaryo
üst koridordaki avantajın çok kayıp olmasıyla içinden çıkılamayacak duruma yine yavaş yavaş gelmeye başladı. Ya bu ya tamamen Dayana'nın yaptığı iki oyundur hata diyebileceğimiz ilk hareketti. Evet, bir stun geldi. Burada çok agresif bir hamle daha geldi. Ve ama kill çıkmayacak. Ve Hecarim Irelia'yı burada kesiyor. Irelia'nın arkadaşlarıyla birlikte dönmesi gerekiyordu. Dayana da muhtemelen Hecarim'i burada gri ekrana gönderecek gibi. Gönderecek. Evet. Aslında iki oyundur ilk defa hata diyebileceğimiz bir hareket geldi Dayana'dan. Görüş olmadan, baskı olmadan karşı ormana girip güçlendirme çaldı. Çaldı da ama bir anda baskıyı kuran Osmani üst koridoru üstüne kapandı. Osmani alt koridoru inanılmaz agresif bir oyun ama bu üstünlükte bu tarz şeyler yapması gerekiyor. Çünkü üst koridorda özellikle çok geride. Alt koridordan bir üstünlük yakalaması gerekiyor. Bu arada gerekiyor. Görmediğimiz bir noktada Tristana kill almış. Ben kaçırdım muhtemelen. Dayana'yı kesmişti, evet. Evet, Dayana'yı kesmişti orada, kırmızının altında. Evet, Osmaniye'nin çok doğru bir hareketle alt koridoru oraya kapanmıştı. Ama evet, şu an Irelia'dan bir teleport geldi. Ama Tristana çok rahat çıkabilir içeriden. Ve Reat. Oyunun başında bahsetmiş olduğumuz senaryo gerçekleşti. Üstünü atlayan şampiyonları. Yerlere gönderdi. Evet. Evet. Kendisini güvenli mesafeye ulaştırırken rakibini de kendinden uzaklaştırdı. Şu an burada aslında buraya kadar gelmişken bir ejder almaları gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Çünkü zaten üst koridor kulesini açtı. Baskı yok. Yine bot lane'e saygıdan aslında bu bence. Gerçekten üstün bir Tristana var. İhtişamlı item bittikten sonra tamamen kule yok etmeye yönelik oynayan bir Tristana da göreceğiz. Ama kesinlikle bot lane'in alt koridorun üstünlüğü sebebiyle ejder'e yaklaşmadı Bilge Kağan ama yavaş yavaş ejderler de hedef olacak gibi. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Kırmızı renkle oynayan oyuncularımız İstek Bilge Kağan okullarımız. Mavi renkte oynayan okullarımız İstek Osmani okullarımız. Yalnız Furkan hocam az önceki oyunun aksine dakika 15'te 4600 altın farkı var. Evet, hiç eşit değil. Çok agresif, çok şey bir oyun. Evet, Irelia artık şimdi 1'e 2 deneyecek ama Orianna'nın Ignite'ı artı ultisi. Tabii hemen buna karşılık Ejder geliyor şu anda. Hecarim dener mi acaba? Acaba çalabilir mi? Çok, çok geç kaldı ama gene kazanırlar. Gene kazanabilirler ama arkadan Sylas geliyor. Evet, üstüne Hecarim'de durdurmuş oldu orayı. Osmaniye okullarımız için en büyük kazanma şansı şu anda bot lane alt koridor olarak gözüküyor. O kadar baskıya rağmen Bilge Kağan alt koridorda aslında ayakta durmayı başarmış. Sadece 10 milyon geride. Altın farklarına baktığımızda üst koridorda gerçekten hiç olmayan bazı haberler var. Yani yaklaşık 2500 altın farkı, neredeyse bir eşyaya denk bir fark. Ormanda yine 1200 altın farkı. Orta koridora baktığınızda 1600 altın farkı. Ama unutmamak gerekiyor ki Osmaniye karşı önde. Ama unutmamak gerekiyor ki Nar zaten takım savaşlarında farkını ortaya koyabilen bir şampiyon. Evet, çok fazla eşya isteyen bir şampiyon ama karşısındaki Irelia 1.5 eşyayken ve üstünde şu an 700 gold civarında var. Kendisinde tek bir eşya bile yok. Etkiyi gösterebilir mi? Ve şu an alamet orta koridora salınacak mı? Dayana bir gösterdi kendini. Salmayacak muhtemelen. Hecarim de orada. Ve şu an orta koridora çok güzel şekilde kapanıldı. Dayana çok güzel bir flashla oradan uzaklaştı ama Hecarim, evet, Sylas önde olduğunu gösterdi ve çok kötü bir şekilde arkadan sıkıştırılan Osmaniye alt koridorumuzun iki oyuncusundan nişancısını kaybetti. Aslında burada Braum ve Zaya'ya hakkını vermek lazım. O savaşta
O şekilde sakince oradan gelmek. Bu arada Rakan muazzam bir oyun sergiliyor. İnanılmaz bir şekilde oradan hayatını kurtardı. Ve geziyor şu anda, hala gidiyor. Ölmeden kurtulabilecek ama... merak ediyorum ama Saylas belki kurtuldu. Ama evet, ileriye önünü evet. Kapatacak gibi. Şu anda hep evet. Beraber geliyorlar ama çıkabilecek mi? Kaçamadı maalesef. Evet, ulti de geldi bir de üstüne. Aslında maalesef kaçamadı. Serinin en güzel oyununu gördük şu ana kadar. Kesinlikle öyle. Alt koridorda başlayan savaşı üst koridora kadar taşıdı. Görevimiz kaçış. Şu an iki nişancı birbirine üstünlük sağlayamıyor. Yarı camda çıkıyorlar ama. Bu biraz şanssızlık. Evet. Çok güzel bir ulti kullanımı ama bir saniye önce kullanılması gerekiyordu gibi. İki taraftan da çok güzel bir oyun izledik. Kesinlikle öyle. Furkan hocam fark 7600 civarlarında, 7700 yavaş yavaş evet, açılıyor. Evet, fark kesinlikle fark gittikçe açılıyor. Osmanlı oyunda... kampüsümüz ne yapmalı sence? Bence oyunu soğutmaya çalışmalı ve daha sakin bir oyun ortaya koyması lazım. Çünkü zaten ADC'leri oyunun sonunda kazanan bir ADC. Orta koridorları her şekilde iş yapacak zaten Orion da. Geride de değildi çok fazla baktığımız zaman. Ama şu an... Üst koridorun biraz koridor itmeden farm kesmesi gerekiyor ama tabii bu da çok kolay değil. Bu arada Relia, farkın çünkü... büyümesini engelledi. Tamam şu evet, an evet, gördüğümüzde 80 evet. Milyon kadar bir fark var ama oyunun daha 8. dakikasında 45-50 civarlarındaydı bu fark. Dağın büyümesini engelledi. Ama yine çok geride, bu bir gerçek. Daha ilk ihtişamlı eşyası bile bitmedi. Ama yine bir gerçek var. Yine güçlenmesini az isteyeceğiniz şampiyonlardan Sylas. Sylas'ın avantajı karşısındaki şampiyonların, yani rakip takımdaki şampiyonların yeteneklerini kullanabiliyor. Ve ulti yeteneklerini, en güçlü yeteneklerini baktığımızda çok güzel ulti yetenekleri var. Sylas yine birazcık problem olma noktasında ilerliyor. Çok fazla kill almış, çok fazla itemi var. Ve minyonda da çok ileri evet. Seviyede. Evet. Evet, hani şu anda oynadığı oyuncunun 2500 altın önünde bir eşyaya neredeyse denk. Ya burada şu var tabii ki, bitkinlik var Osmaniye kampüsünün tarafında. Ignite var, tutuştur büyüsü var. Bunlar Sylas'ın çok istemediği şeyler aslında içeriye girdiği zaman. Ama tabii ki ne kadar tutabilirsiniz ve ne kadar şey yapabilirsiniz, nasıl bir zamanla atabilirsiniz zamanlamayla. Bunların hepsi soru işareti. Yani üst koridorlar arasındaki 100 milyon farkı altın olarak da 3500 altın, 3600 altın farka yansımış durumda. Seviyede geride değil, sadece bir seviye geride. Ama muhtemelen bu ejder savaşını denemek istemeyecek Osmaniye tarafı. Bir deneyecekmiş gibi duruyor Ekarim ama görüşü yok. Muhtemelen atlamayacaktır içeri. İlginç bir teleport geliyor. Teleport geldi. Ve Meganara... Karşılığında da bir yani teleport geldi. Yani Irelia atmasaydı olabilirdi bence. Herhalde Orion'la topunu da gördükten sonra gireceklerini düşündüler. Ama orta koridor ilk kulesi alametle birlikte düşecek. Hatta alamet ona vurmadan düşecek. Evet. İkinciye de muhtemelen Rakan'dan çok güzel bir giriş Rakan'dan. Mega geldi, Meganar geldi. Üstesine Buran ultisiyle beraber kapattılar. Arka tarafa Irelia girdi şu anda. Tristan ultisiyle dışarıya attılar. Üstüne bitkinlik geldi. Şu an Irelia da düştü. Sylas hala hayatta. Sylas killleri topluyor. Şu anda işte Osmaniye kampüsümüzden geriye gidiyor. Yani son bir oyuncuları kaldı. Evet, o da şu anda Katliam aldı. 5 oyuncu da gri ekrana bakıyor. Çok güzel bir savaş. Oyunun başında söylediğimiz rüya senaryo buydu aslında. Ama takım Osmaniye kampüsümüz biraz geride olduğu için maalesef... Bu arada savaşın seyrini değiştiren şampiyon Sylas da değildi bence. Irelia arkada Tristana ve Orianna'yı o kadar iyi fazla oyaladı ki. Zorladı ki, kapattı ki hasar vermediler neredeyse. Inhibitor düşmedi. Evet. İnhibitor düşmedi. Evet, çok enteresan bir durum. O inhibitor ne kadar canı var? Bakalım. Evet. 250 canı var. Muhtemelen bir yüz vuruşla alabilecekti Zaya. Evet, ama bu evet. Savaş en çok Zaya yaradı. Kesinlikle öyle. Bu arada Tristan'a da oradan skor aldı. Ama şu an üzerinde 700 ve 500 altın ödül olan
orta koridor ve saldırı gücü taşıyıcı oyuncularını görüyoruz. Üst koridorda ürkütücü bir altın farkı var. Evet artık. Aslında bahsettiğim şeyi bu savaşta gördük. Kötü olmayan bir Nar ultisi geldi. Hecarim ultisi üstüne. Saylas'ı tuttu hatta. Üzerine W ile tekrar stunladı. Ama eşya henüz hala üstünde. 22. dakikadayız. Destek şampiyonları ihtişamlı eşyalarını bitirdi. Ama Nar'da henüz bir ihtişamlı eşya yok. Aslında alabilecek altın olarak... altını da kazanmış ama farklı tercihler yapmak zorunda kaldı hayatta kalabilmek için. Şu anda gene erken bir baron görüyoruz İstek Bilgi kampüsümüzde. Evet ve kontrol ettiğimizde bunu görmüyor şu anda. Tabii ki haritada hiçbir oyuncu görünmediği için muhtemelen bunu tahmin ediyorlar. Sylas çok güzel bir şekilde bot lane'de oyalıyor ve çok güzel bir kararla alınmış bir baron. Bilge Kağan kampüsümüzün baron olmayı sevdiği dakikalardayız. Evet yavaş Tam yavaş 20 ile oyunun 23 sonunu arasında. göreceğiz gibi geliyor. Çünkü kuşatmayı tutabilecek aslında çok güzel şampiyonları var ama o altın üstünlüğü henüz sağlanamadı. Baktığımızda Orianna çok tamam karşısındakine göre geri kalmış durumda ama olmasını istemeyeceğiniz bir durumda değil. İyi durumda. Tristana ikinci eşyasını bitirdi. Ama Hecarim ve Nar ilk Nar eşyasını şimdi bitirdi. ve Randuin. Evet. İhtişamlı değil. Reset değil. Yani Herhalde daha kritik fazla hayatta kalırım için. saldırıları düşürmek oranına ama karşıda sadece kritik vuran Tristana var. Gerçi Kalkan Yay'dan kazandığı birazcık kritik var ama ilginç bir eşya tercihi bence. Hayatta kalmak istiyor gibi ama İlk eşya bunun için olarak alınabilecek ilginç bir eşya bence. Şu anda Bilge Kağan baskıyı koridordaki kulelere hissettirmeye başladı. 3 koridora birden yayıyor baskıyı. Bence çok da doğru yapıyorlar. Hem üst Evet. koridora baron güçlendirmesi hem orta koridora hem alt koridora verdiler şu anda. İlk oyunda da Güç. benzer senaryoyu izlemiştik. Evet. Orta koridor inhibitörünü ısrarla vermiyorlar. Yalnız artık altın farkı 13.000'i aşmış durumda. Bu dakikalar için çok fazla bir artı Çok farkı aslında bu. fazla, yani her şampiyonda neredeyse bir eşya fark var. Şu an baktığımızda Sylas'ta orta koridorda 3 tam eşya ve bir ayakkabı var. Üstüne bir de 10 yükü olan kara mühür var. Orianna'ya baktığımızda bir eşyası tamamlanmış çizmesi var. Yani Evet. 3 eşya fark var arada. Üst koridor zaten İrelia'nın üstünlüğü oyun başından beri sürüyor. Alt koridorda çok eşit gibi saldırı gücü taşıyıcıları ama 3 Bu durumda ejderhe aslında hızlıca ulaştı. Zayah'ın işine yarıyor. Çünkü Zayah oyun başında çok geriye düşmüştü hatırlarsan. Daha Evet. 3. dakikalarda iki sihirdar büyüsünü birden vermişti. Şu anda 3-0-4'e kadar gelmiş durumda aslında. Yine Osmaniye kampüsümüzü tebrik etmek lazım. Şu an gerideler ama o kadar güzel kabulleniyorlar ki bu durumu. Savaşmıyorlar, farkındalar Evet. ve oyunun daha kötü noktalara bir anda gitmesini engelliyorlar. Yani bir savaşta yine dönebilecek bir oyun izliyoruz. Ama baktığımızda aslında durumun ne kadar kötü olduğunu gösteren şu an Bilge Kağan'ın 3 dış kulesi de hala oldukça yüksek canla yerinde duruyor. Aslında bu altın Evet. farkı şu an baktığımızda Bilge Kağan kampüsü 7 tane kule yıkmış. Ve bu fark temelde buradan oluşuyor. Kesinlikle öyle. Bir de Öğrenciler, Tristan'ımız var aslında. öğrencilerimizden ufak bir dans gösterisi gördük az önce. Normal bir maç olsa çok da erken bittiğini görebilirdik ama tebrik etmek lazım gerçekten. Çok iyi şekilde soğutabiliyorlar oyunu.
Osmaniye kampüsü geçen maç da aynı şey yaptı. Oyun gerideyken kabullenmeyi biliyorlar. Agresif hamleler yapıp üstünlüklerini, karşı tarafın üstünlüğünü arttırmak yerine kabullenebiliyorlar bu durumu. Ve geride oynayabiliyorlar. Aslında bu çok güzel bir şey. Ve Evet, dürüst olmak gerekirse rakibi hiç çok zor bir şeyler beklemediği, aslında. rakibi hiç beklemediği anda vurabilir aslında şu anda. Bir anda şu an güçleniyorlar çünkü rakip bir noktada. Rakip bir anda size inanılmaz altınlar kazandırabilir. Şu an Osmaniye kampüsü minyonları üstüne çekiyor. Bütün koridorlar onlara geliyor. Devamlı minyon kesiyorlar. Tamam, orman kaynaklarından çok fazla yararlanamıyorlar oyun başındaki gibi. Ama minyon keserek güçleniyorlar. Ve şu an Şu İrelia'yı anda çok güzel İrelia yakaladılar. Ama öldürmesi güç tekrar şeyler. geldi Ve ve bir kişiyi de alarak gitti o karmaşadan. isteyeceğiniz bir senaryo mu? Bence tercih etmeyeceğim bir senaryo. Bilge Kağan adına tercih edilebilir ama Osmaniye kampüsü Evet adına çok evet. tercih edilebilir Geride senaryo değil olan çünkü. takım için. Aslında baktığınızda en güçlü üyeniz öldü ama karşıdaki en güçlü ölmedi. Hani Ve bir de doğru bir şöyle bir durum takas var. değil Dört gibi. kişi. Bir de dört Evet. kişi geldi o noktaya. Yani Ama baktığımızda çok büyük kaynak harcanmadığını görüyorum. Hiçbir yetenek gücü harcanmamış. Ve Rakan Aylas'tan çok Sarkas. agresif bir oyun ama çok güzel oynadı şu anda. Evet, Baron'u işaretliyor Bilge Kağan tarafı. 30 saniye sonra Baron Vadi'ye gelecek. Sonrasında da bir ejder alacaklardır diye tahmin ediyorum. Ejder ruhunu da alıp ondan sonra oyunu bitirmeye çalışacaklardır diye tahmin ediyorum. Evet, muhtemelen. Saniye sonra tabii şu an destek oyuncusunun işaretlerini görüyoruz. Baron'a işaret veriyor ve rakibin orada olduğunu farkında, görüş silmeye çalışıyor şu anda. İşaretler geliyor, şampiyonlar her büyüm hazır diye işaretliyor ama o büyüler ne kadar yeterli olur bu savaşlarda. Sylas Şu yine anda Baron'da olduğu Sylas gibi ama çok güzel bir teleport noktada. geldi. Evet, teleport çok güzel bir noktaya Orion attı. orada yok. Orion'un teleportu da yok şu anda. Ve Sylas iki evet kişinin Baron'u aldı. bodyguardlığında iki kişi önde durdu. Üç kişi arkada hiç rahatsız edilmeden Baron'u aldı. Yavaş yavaş oyunun bitişine doğru yaklaşıyoruz gibi. Çünkü ikinci Baron artık inhibitörler açılacaktır. Muhtemelen bir dördüncü ejderi göreceğiz. Önce üstlerine geri dönüyorlar. Son kalan eşyaları da alabilmek adına. Altın farklarına son bir kez daha baktığımızda üst koridorda 6000'e yakın bir altın farkı. Orta koridorda yine 6000'e yakın bir altın farkı. Yani bunlar iki eşyaya denk gelen farklar ki bu oyunda eşyaların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şu anda dördüncü ejder önünde İstek Bilge Kağan kampüsümüz. Yani şu an kendi ormanlarında bile özgürce gezemiyorlar. Evet, kesinlikle. Çünkü nereden kimin çıkacağı çok belli değil. Çok görüşleri de yok kendi ormanlarının içerisinde. Evet, Sylas'ı dördüncü gördüler ejderi şu an. aslında. Sylas'ın orada olmadığını biliyorlar ama. Ve Evet, şu çok an hızlı bitti. doğru bir agresif mi bu? Artık son denemeler gibi ama Oradan çıktı İrelia. evet, boşa giden bir Orianna Orion ultisini Orion. gördük. Sylas çok güzel Sylas. noktadan ulaştı ve mükemmel bir Gnar O ultisi. mükemmel bir Nar Evet, sanırım burada oyunun bitişini yavaş yavaş ultisi. göreceğiz. Oyun başı senaryosunda tekrar söylediğimiz gibi Nar ultisini Nar'dan daha iyi kullanabilecek bir Sylas'ınız var. Çünkü Nar o yeteneği kullanabilmek için bekleme süresine ihtiyacı var. Ama Sylas özel bir şey yapmadan o yeteneği tek tuşa basarak kullanabiliyor. Evet, şu anda Bilge Kağan kampüsümüz seride durumu 2-0'a ulaştıracak maçı da kazanmış oluyor. Yine kısa bir aradan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını giderdiği aradan sonra saat tam 21.00.09'da tekrar görüşmek üzere.
Evet, seride kaldığımız yerden 3. maçtan devam ediyoruz. Öğrencilerimiz hazır. Şampiyon seçim ekranına hemen geçiyoruz. 2-0'lık İstek Bilge Kağan üstünlüğü var. Ancak daha seriler başlamadan önce Serkan hocamızın söylediği gibi 2-0'dan 3-2'ye dönen çok fazla maç gördük. Burada da böyle bir şey Evet, yaşayabiliriz. seride O yüzden kaldığımız yeni oyun, yerden yeni umutlar, yeni hayaller. yine trash banlandı. Şampiyon seçim ekranına hemen yine Katarina yine ilk bandan gitti. İlk seçim olarak. Yöneyi banlarlar mı sence bu sefer? Yani şu an çok büyük bir taktik savaşın döndüğünü söyleyebilirim. Çünkü Yone'yi açık bıraksanız Yone kuvvetli bir silah. Sylas'ın da bir silah olduğunu gördük artık. Sylas da İstek Bilge Kağan'ın ellerinde kuvvetli bir şampiyona dönüşüyor. Ama Sylas çok ciddi bir üstünlük kurmamıştı. Yöne direkt kendi üstünlüğünü kurmuştu. Sylas daha çok hani bulduklarını topladı. Topladıklarıyla üstünlük kurdu. Yone Evet. kendi üstünlüğünü kendisi almıştı. Tabii söylediğin Yalnız gibi. bölüyorum ama şampiyon yasaklamaları değişmedi. İlk 3 Evet, şampiyon evet. aynı şekilde ve aynı taraflar yasaklıyor. Katarina, Vladimir, Thresh, Kog'Maw. Kesinlikle öyle. Mordekaiser geliyordu az önce ve yine Mordekaiser geldi. Evet. İstek Osmaniye tarafında bakalım değişiklik yapacaklar mı? Yoksa yine ilk banlamaları önceki banlarla yasaklamalarla aynı olacak mı? Bu arada tekrar hatırlatmakta fayda var. Bilge Kağan tarafı şu anda mavi takıma geçti, mavi tarafa geçti. Osmaniye tarafı şu anda kırmızı tarafta, yani üst tarafta oynuyor ve Sylas banlandı. Evet, Sylas banlandı. Demek Yön ki açık. bu acaba karşıya vermekten daha çok kendileri yine kitle kontrol ultilere sahip, kuvvetli ultilere sahip şampiyonlar alacak mesajımı veriyor. Ama yine yöne açık. Evet, yön açık. Gerçi Dayak direkt erken seçildi. seçimlerden almak isteyeceklerini sanmıyorum. Alt koridorlarına yatırım yapıyorlar bu noktada. Alistar kuvvetli bir seçim olacaktır ama Zaya alt Geldi. olduktan sonra kombosunu yemeyebilir. Ve çok Ama güçlü bir zaten bot lane kurdu yine Osmaniye tarafı ve 3. üçüncü maçta yine maçta da Diana görüyoruz. Yani çok ağır üstünlük kurduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki minyonda öne geçiyor. Ama koridorlara bunu çok ağır yansıttığını görmedik Diana'nın. Ama 3. maçta ve Yone erken bir gene geldi. şekilde Yone. Bakalım Diana oyun belki öğrencimizin rahat ettiği bir şampiyondur. olabilir, evet. Öğrencimizin rahat ettiği, ormanda rahat ettiği, baskınlarda rahat ettiği. Çünkü Diana baskınları da çok rahat atabilen, tek başına haritadaki görevleri yapabilen bir şampiyon olduğu için öğrencimiz de rahat kullanıyorsa, rahat kontrol Melek edebiliyorsa Taunt. tercih ediyor olabilir. Evet, bu Evet, ilk iki sefer maçta üst koridorda üstünlük yakalayamayınca geri üst düşünce koridorda en büyük agresiflik yapabileceğiniz, belki de koridoru kazanmazsa oyun boyunca hiçbir şeye yaramayacak bir şampiyon. ama erken gösterdiklerini düşünüyorum ben. Çok rahat bir Kesinlikle. şekilde karşı seçim gelecektir ve koridorda onu da Ve bu kadar vuracaklar. banlanmamıştı aslında Renekton'da şu ana kadar. Evet, çok rahat seçilebilirdi ama herhalde karşı şampiyon göstermek istemediler. Belki orta koridoru alabilirlerdi şu anda. Son orta Çünkü koridor seçimi yine Osmaniye tarafında olacak. Bilmiyoruz tabii şu an orta ama koridora mı zaten saklayacaklar. Bilge Kağan'ın orta koridoru gözüktüğü Evet, için bence evet. Renekton yerine orta koridor gösterilebilirdi. Üst Kesinlikle. koridor seçimi son seçime saklanabilirdi diye düşünüyorum. Kesinlikle üst koridor sona bırakılabilirdi. Çünkü burada tabii ki şampiyonları oynayanların yetenekleri kadar İşte gibi. şampiyonlar da çok önemli. Şampiyonlar birbirlerine ters olabiliyor. Yani bir şampiyon Evet. diğerini ne kadar iyi oynasanız da yenebiliyor. Renekton'da kolay karşı seçimler yapılabilecek şampiyonlardan birisi. Ve Orianna, iki maçtır oynanan Orianna yasaklandı. Farklı bir mid lane göreceğiz ilk defa Osmaniye tarafında. Evet, bir de Alistar'la Orianna'nın kombosu da malum. En ısrarlı bir şekilde Orianna almasının Evet. sebebi aslında Orianna topunu içeriye taşıyacak şampiyonları vardı.
Şu anda bunu istemiyorlar. Alistar Top'un içeri girmesini istemiyorlar. Çünkü şu anda Bilge Kağan kampüsümüzün seçimlerine baktığımız zaman 3 şampiyon da çok kırılgan. Evet, çok yüksek hasarları var ama çok Evet, da kırılgan Jungle şampiyonlar oynuyorlar. Rumble geldi. Evet, Jungle Rumble geldi çünkü üst koridorla alt koridorda tamamen saldırı gücü odaklı. Evet. Şu an orta koridora da saldırı gücü odaklı bir şey alabilirler. Çünkü Muhtemelen öyle ormandan büyü düşünce hasar aslında. karşılanıyor. İrelia açık yalnız. İrelia alınabilir. Renekton'a ona karşı Ama Irelia, Aatrox. İrelia Aatrox. alınırsa bu arada Bilge Kağan tarafı tamamen fiziksel hasarda Evet. kalacak. Sadece Aatrox yine Aatrox geldi. farklı bir kompozisyon görüyoruz bu sefer. Yine benzer şampiyonlar seçildi. İlk iki maça baktığınızda sadece Aatrox farklı. Ama Şu an üst koridorda ya da orta koridor mu acaba? bence Darius alınacağını düşünmüyorum. Sadece Ben de gösteriliyor. düşünmüyorum. Ben de Ama düşünmüyorum. Alınırsa alındı. alındı. Aa, seçildi direkt. Acaba üst Renekton koridor orta koridor. Darius, Renekton orta koridor göreceğiz muhtemelen. Takımlara baktığımızda çok tank Osmaniye tarafı yine. Şampiyonları öldürmek çok uzun süre alacak. Ama Bilge Kağan tarafına baktığımızda da eritebilecek şampiyonlar var. Yone var başlı Kesinlikle. başına. Öne geçtiğinde nasıl bir durdurulamayan fırtınaya döndüğünü gördük. Darius beklemediğimiz bir tercihti. Kesinlikle öyle. Burada Yani güzel bir taktik denemiş olabilir Osmaniye tarafı. Renekton'da Yone'yi koridorda aslında en azından uzun savaşlarda erken oyunda yenebilecek bir şampiyona benziyor ama Yone kuvveti benim merak ettiğim, acaba Renekton mu orta koridora gidecek, Darius mu orta koridora gidecek? Şimdi aslında böyle bir kafa karışıklığı da var şu anda. evet Çok rahat şu bir şekilde an koridorda işimi yapabilirler. evet evet şu an bir anda orta koridor oyuncusu bile üst koridora çıkabilir. Yani Yunan'ın karşısına ne yollamak isterdin? Darius mu, Renekton mu? Ben Darius yollamak isterdim Yunan'ın karşısına. Çünkü sürekli olarak hasar verdiği için, pasifinden dolayı sürekli olarak karşı Darius'un takımın. karşısına ben Aatrox'u göndermeyi denerdim muhtemelen. Çünkü en azından dövüşçü bir şampiyon. Yone bir kere yakalanırsa ve E skillini, E yeteneğini yanlışlıkla kullanırsa oradan hayatta çıkamayacaktır. Ve eritmesi için Darius'u biraz zamana ihtiyacı var. Darius bu arada 5 yükünü toplayıp kanamasıyla birlikte, pasifiyle birlikte Yone'yi zorlayabilir. Üçüncü maça Ama doğru geçerken bir kere daha uygulamalı dersler bölümüne teşekkür etmek istiyorum ben. Çünkü çok güzel bir organizasyon oldu ve yani akşamın bu saatinde bile hala hep birlikte bu maçları izleyebiliyor, bu maçları sunabiliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Bizler için de çok farklı bir deneyim, farklı bir keyif oldu diye düşünüyorum hocam. emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür etmek gerekli. Güzel bir organizasyon oldu. Bakalım final maçı mı yoksa seri uzayacak mı? 2-0 Bilge Kağan kampüsümüzün üstünlüğü var. Bakalım 3-0 olup uzayacak mı ya da bitecek mi ya da 2-1 olup uzayacak mı seri? Çok ultra büyük bir üstünlük görmediğimiz için biz de çok net bir şekilde 3-0 olur ya da 2-1 olur diyemiyoruz. Çünkü evet, üst koridorda bir üstünlük yakalıyor ama karşılığında alt koridorda bir üstünlük yakalıyor Osmaniye kampüsü. Yani üst koridorda da geri düştüğü zaman alt koridorda kazanabiliyor. Özellikle ilk maçı düşündüğümüzde kesinlikle biter ya da uzar dememiz çok mümkün olmuyor. Ama iki tarafın takım öğrencilerimize de, iki takımın öğrencilerine de tebriklerimizi iletmekte fayda var. Evet, gerçekten oyunlar genelde League of Legends'da ilk 20 dakikada kopma noktasına geliyor. Ama iki maçta 30 dakikanın üzerinde sürdü. Gerçekten öğrencilerin burada emeği çok fazla, ciddi anlamda bir taktik savaş var diyebiliriz. Sadece bu oyun klavye mouse'la oynanan bir oyun değil. E-spor olmasının sebebi de aslında bu, öğrencilerin stratejik düşünme becerisini de geliştiriyor. Aynı zamanda hem eğlenceli oyun ama bir açıdan da strateji geliştirip o stratejiye göre oynamanız gerekiyor. Yani alıp rastgele oynayabileceğiniz bir oyun değil bu. Ki zaten bu seviyede, bu sayede
Tüm dünya bunu artık bir spor olarak, elektronik spor olarak kabul etti. Ve dünya şampiyonaları, her ülkede ligler düzenleniyor. Bu sırada da yavaş yavaş Sihirdar Vadisi'ne doğru geçiyoruz. Üçüncü masamız için şu anda. Evet, şu anda şampiyon seçim ekranı Beni en çok tamamlandı. şu etkiledi. Az önce de söylemiştik. Bilge Kağan kampüsünün iki maçta da öne geçmiş olmasına rağmen şımarmaması. Osmaniye kampüsümüzün geriye düşmüş olmasına rağmen mental olarak oyunu bırakmak yerine sakinleştirip oyunu soğutmaya çalışması. Bunlar gerçekten profesyonel oyuncularda bulunan yetenekler aslında. Evet. Hatta profesyonel oyuncuların bile bazen başaramadığı, beceremediği şeyler bunlar. Aynı hamlelerle oyunu fırlatabiliyorlardı. Fakat ben iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Bu noktada öne geçen takım şımarıp üstünlüğü vermedi. Arkada Evet. kalan takım da zaten oyun bitti deyip oyunu fırlatmadı. Elinden geldiğince tutmaya çalıştı. Ben iki takımın öğrencilerini de kutluyorum açıkçası. Evet, iki takım da bu noktada gerçekten çok büyük bir efor sarf ediyor. Şu an tabii kıyaslama yapılabilecek seviyede değil ama fiziksel olarak da yorulmuş durumdalar. Son maçta belki bunun etkilerini görebiliriz. Osmaniye tarafında moral bozukluğu yaşanır mı bilmiyorum ama 2-1'e dönerse seri daha güçlü bir Osmaniye izleyeceğiz gibi. Kesinlikle öyle. Mental olarak da onlara büyük bir destek olur diye düşünüyorum. Ve baktığımız zaman şampiyonları bunun için çok müsait aslında. Bot lane'de zaten geçen Darius maçta da ilginç bir kazandıkları. seçim yapmış Furkan hocam. Bölüyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Hayalet ve sıçrası var. Bu Evet, aslında şey yok. Darius'larda pek gördüğümüz bir senaryo değil normalde. Tutuştur ve hayalet görürüz. Ya da tutuştur veya sıça görürüz. Ama iki sihirdar büyüsünde mesafe kapatmaya yönelik seçmiş. Yani şöyle söyleyeyim hocam. Şu anda İstek Osmaniye kampüsümüzde teleport yok. Evet. Tamamen bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini fark etmiş ve ben bu yanlarını da takdir ediyorum. Yani standart yöntemleriyle kazanamadıklarını fark edip yeni taktikler, Evet, yeni şu an yöntemler açık açık biz geliştirmişler. savaşacağız ve kazanacağız diyorlar ama 3 kişiye 3 kişi yapılan bir savaş bir anda 5 kişiye 3 kişiye dönüşebilir. Yani 3'e 3 başladığını savaş 2 tane teleportla bir anda 5'e 3 olup oyunu kaybettirebilir. Bu noktada 2 teleportun Bilge Kağan tarafında çok büyük avantajı olacak. Kesinlikle öyle. Ama Şu ben noktaya geldik. Hala orta koridorumuz belli değil. evet, hala bilmiyoruz. Orta Oyun koridora kim başladı. gidecek bilmiyoruz. Hala değişebilir. Aatrox top lane'e üst koridora çıktı. Sanırım Renekton orta koridor izleyeceğiz. Darius üst koridora doğru yürüyor gibi. Renekton burada kaldı. Evet, Darius üst koridor izleyeceğiz. Hemen sıralamamızı da ona göre değiştirelim. Ben Evet, açıkçası Rumble. hamlelerini çok cesurca buluyorum. Çok cesurca ve çok doğru buluyorum ben açıkçası hamlelerini. Bu arada Rumble'a hakim bir oyuncu diyecekken kırmızı barı bir anda doldurup kendini susturdu. Erken susturdu. Evet. Ekstra özelliğini erken aldı. Üçüncü maçın heyecanı diyelim hocam. Olabilir. Belki de bizim bilmediğimiz bir detayı vardır. Tabii, o da olabilir, o da olabilir. Kesinlikle biz de oyunu yorumlarken belki de oynayan çoğu öğrenciden alt liglerde oynuyoruz. Fakat bizim avantajımız şu an bir futbol maçında olduğu gibi oyunu tribünden görüyoruz. Ve daha kolay yorumlama yapabiliyoruz. Kesinlikle şu an oyuncuların yaşadığı stres yok üzerimizde. İlk iki maçın aksine bu sefer Osmaniye üst koridoru üstün gibi görünüyor. Cam barlarına baktığımızda ufak tefek takaslarda daha üstün. Ve aslında alıştığımız 2 level agresifliğini tekrar gösterdi Osmaniye tarafı. Evet. Koridoru Bilge Kağan koridorunun üstüne doğru itti. Ve 2 level olduğu gibi üstlerine agresif bir hamle yaptı ama Bilge Kağan yine koridorun altında, kulenin altında minyonları dondurdu. Aatrox'tan güzel bir çalım.
Evet, oyuncular birbirlerine kalp emojileriyle mesajlar gönderiyor. Tatlı bir arı gördük şu an ekranda. 3 maçtır Osmaniye koridoru ileri yetiyor. Evet, gerçekten ve Nautilus çok iyi bir şekilde yakaladı. Çok iyi tuttu. Şu an iyi de girdi ama Alistar zor durumda. Flash'i var. Zaya'nın flash'i var. Evet, bot lane'de şu anda ikinci skor almış bir Zaya. Oyunun henüz 3. dakikasında Tristana'yı takdir etmek lazım. Flash'ını kullanmadı. Panik flash'ı atmadı. Sonraki savaşlar için sakladı. Daha kötü senaryo olabilirdi. Ama şu dakikada 2 skor vermek istemezsiniz. Top lane'e bir baskı geliyor şu anda. Şu an acaba evet, birebir bir takas evet. Oldu. Bu bence Darius'un kabul edeceği bir takas, çünkü Dayan oraya gelmişti. Bilge Kağan'ın evet, evet. Oyuncusu hiç skor almadan da ölebilirdi. Evet, iyi sayılabilecek bir takas ve üstün şu anda koridorda. İki maça geride başlayan üst koridor oyuncusu, Osman üst koridor oyuncusu bu sefer hem farmda bir üstünlükle başlamış oldu, hem baskı anlamında bir üstünlük kurmuş oldu. Evet, teleport yok. Çok mantıklı şu anda. Kesinlikle öyle. Aldığı eşya ile, dikenli yelek ile Aatrox'un can çalmasında belli oranda engelleyecek ve koridorda uzun süreler kalmasını engelleyecek. Evet, orta koridorda bahsettiğimiz Renekton takasları gerçekleşiyor. Ama Yone de takası cevabı veriyor. Veriyor aslında. Evet, şu anda üst koridorda Rumble'da geldi. Şeyin Aatrox'un flash'ı yok. Teleportu da yok. Eğer şimdi ölürse çok geride kalacak. Skoru kime vermek istersin? Rumble'a vermek isterim ben. Kesinlikle zaten hani ben de Darius'a ama Darius aldı. Darius aldı. Bu Darius sefer, bu sefer bir üst... Osmaniye tarafı üst koridorum önde oynasın istiyorum dedi. Evet. Ve şu anda teleportu da yok, flash'ı da yok. Aatrox çok geride kalacak. Darius bu üstünlüğü bakalım oyunun ilerleyen safhalarını nasıl kullanacak? Şu anda Osmaniye tarafı için tek olumsuz giden taraf aslında alt koridor tarafı. İki skoru olan bir Zayah var. Evet, orta koridorda da farmda çok önde sayılmazlar ama kabul edilebilir bir durum. Ama bu eşit senaryoya rağmen 600 altınlık fark var. Çok büyük bir kısmı alt koridorda, bir kısmı orta koridorda ama evet, Renekton'un şu an Yone'ye zor anlar yaşattığını görüyoruz. Aynen öyle. Evet, Yone güzel bir şekilde aslında cevabını verdi. Ve yine 3 maçta bu sefer aslında. Hayır, bu sefer tam tersi oluyor evet, hocam. Bilge Kağan, pardon. Evet, ben bu sefer tam tersi oluyor. Almıştım. Bu sefer ilk defa Bilge Kağan tarafının ilk ejderi aldığını görüyoruz. Evet, ilk ve defa. Erken oyunda fark yaratabilecek bir ejder aslında, alev ejderi. Hasar kesinlikle yükseldi şu öyle. Anda. Ki hasarın yani şu anda yükselmesine ihtiyacı olan bir erken oyun kompozisyonu var. Şöyle bir baktığın zaman aslında Nautilus dışında tüm takım üyelerinin işine yarayacak bir ejder bu. Tabii ki her takım aldığında bunu işe yarayacak ama erken oyun kompozisyonu kurmadığınızda, geç oyunda geç güçlendiğinizde daha çok işinize yarayan bir ejder bu. Hangi ruhun çıkacağı da önemli şimdi. Tabii ejder ruhu çok önemli. Alev ejderi çıktığı ama, için alev ruhu görmeyeceğiz büyük ihtimalle evet, bu maçta. Görmeyeceğiz artık. Sadece birinde alev ruhuna gidildi. İkinci, ilk oyunda yaklaşılmadı bile yanlış hatırlamıyorsam. Evet, üçüncü ejderi almadan bir evet. Şey yapmışlar. İkinci oyunda ruh alındı. Evet, Bilge Kağan tarafından. Şu an Renekton tarafından mantıklı bir eşya tercihi. Öncelikle zırh değeri veren çelik kaplamalı çizmelerini aldı. Rakibin hasarını belli oranda düşürecek. Takıma baktığınızda da oldukça fiziksel hasara dönük bir kompozisyon var. Sadece Dayana tehdit olacak. Çok güzel bir atış Nautilus'tan. Alistar oldukça hasar yedi. Burada üst koridorda çok güzel bir şey yapmış aslında Aatrox. Bu kadar geriye düşmüş olmasına rağmen farmda evet. Çok geride kalmamış. Aa, Alistar düşecek galiba. Düşmeyecek muhtemelen. Ama ultisiyle kurtuldu. Nautilus çok ciddi bir baskı kurdu. Zaya devam edemedi orada. Edebilseydi muhtemelen Alistar Tristana'dan çekindiğini düşünüyorum orada. Çünkü evet, önünde duruyordu. Üst koridorda.
Bir şey daha hala flash yok çünkü. Ve düşecek büyük ihtimalle. Evet. Düştü. Evet düştü. Üstünlüğünü aktif bir şekilde kullanmaya başladı diyebiliriz. Kuleye düşecek. Çok 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 iyi bir takas aslında. Muhteşem bir takas. Kill de vermedi karşılığında. Orta koridorda da eğer kill vermezse kill'i aldı. Ama yeterli değil. Hayır hayır. Şu an üstünde item yok çünkü. Üstünde item yok. Üstünde item olsaydı çok büyük ihtimalle. 1000 altına yakın cebinde varmış şu anda ama Diana'ya baktığımızda 1800 altın üstünde var. 300 altını skorla aldığını düşünürsek o savaş yapılırken eşit durumlardaydılar. Hatta eşyalara baktığımda Rumble daha üstün. Tabii şöyle bir durum da var. Eğer Rumble oraya geldiğinde cebindeki altınları harcamış olsaydı attığı ulti de daha fazla hasar vereceği için bu durumun Bilge Kağan için çok olumsuz sonuçlanacağını konuşabiliriz aslında. Tabii iyi kurtuldular diyebiliriz. Evet, burada en pozitif şey ise bot lane'de oldu bence. Alt koridorda Nautilus girdi. Tristan'a kill aldı ve karşılığında hiçbir şey vermedi. Sadece bitkinliğini attı. Tabi flash'ını da kullandı ama karşı takımın da bitkinliğini aldı. Kule altı Tristan'a yapmak çok zor. Osmaniye üst koridorunun gerideyken nasıl oynadığını görmüştük 2 oyundur. Bakalım bu sefer evet. GK'n nasıl karşılayacak bu geride olmayı. Evet alt koridora Rumble, kadar baskın geliyor. Rumble geldi. Ultisi Rumble geldi. Şu an... Ama Alistar kombo kaçırdı. Alistar. Şimdi Nautilus'a Alistar o komboyu kaçırmasaydı şu an flash'ını da aldılar. Denekton da orada. Kule altı deneyebilirler evet. Ama minyonlar da pek müsait durumda görünmüyor. İtilmemiş koridor. Muhtemelen Alistar deneyemeyecekler. Alistar komboyu kaçırmasaydı bu maç için çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik şu anda. Çok güzel bir kombo olacaktı. Ama kombo kaçtı. Tabii ki olabilir böyle şeyler. İkinci ejderden önce Rumble alt koridordaki görüşü aldı. İkinci ejderi vermek istemiyor galiba. Osmaniye tarafı. Darius bir kendini gösterdi. Geri çıktı şimdi. Outrox'un da büyüleri geldi. Sihirdar büyüleri. Koridorda kill alması artık çok kolay değil Outrox'a karşı. Evet, Rumble'dan yine Rumble güzel çok ama... güzel bir ulti. Diana da çok Diana. Güzel geldi. Diana'nın ultisi... Darius. Evet, Darius skoru çıkardı. Yani takımda yapılan her şey enteresan bir şekilde Darius'a yarıyor. Takımı toplamda 5 kill var, 4'ü Darius'ta. Nautilus. Çok Nautilus orası Nautilus orası senin base'in değil. Darius'a bir skor kill. Daha göreceğiz muhtemelen. Ama evet, kuleye evet. Ölerek ama Alistar. Darius'a kaldı. Evet. Darius'a kaldı. Darius çünkü Q atmıştı kanamadan büyük ihtimalle hasar aldı. Evet. Bir iki önceki oyun gibi Yone'ye ne diyorsak, bir önceki evet. Oyun Sylas'a ne diyorsak şu anda aynıları Darius için geçerli aslında. Çok korkunç bir seviyeye geldi ve yanında onu destekleyebilecek bir takım üyeleri var. Yani özellikle Alistar içeriye girip onun için kitle kontrolü uygulayabilir ve onun hasar vermesi için gerekli pencereyi oluşturabilir. Ki baktığımızda Diana'da, Outrox'ta kaçma mekanikleri çok ve olan şampiyonlar Yone'yi değil. Çok güzel ve, bir şekilde evet. Yakaladılar. 6. kill'ini aldı Darius. Darius ne yap? Darius Bey ne yapıyorsunuz? Evet şu an çok önde. Yani şu an baktığımız zaman level'da da önde. Üstünde mavi ama, güçlendirme var. Bizim şu ana kadar izlediğimiz savaşların hepsinde Bilge Kağan tarafı eksik oynadı. Aatrox hiçbir şekilde gelmedi çünkü farkında. Güçlenmesi lazım. Okay. Minyon farkını belli seviyede tuttu. Şu anda güçleniyor. Acaba eşit an... sayılardaki savaş Aatrox değiştirebilir mi? Ya, tabii burada ultileri nasıl kullanıldığı çok önemli. Özellikle Rumble ultisi ve Darius ultisi belirleyici olacaktır. Rumble ultisi çok kötü geldi ama bir teleport geldi şu an Aatrox'tan.
Aslında şu anda Aatrox ilk itemini bile tamamlamamış Diana durumda ama. Diana çok ters bir açıdan kapatıyor aslında orayı. Evet, Aatrox'a verilen bir kill. Diana ve... mükemmel bir açıdan gelip. Şu anda aslında biz odağımızı Yone'ye verdik ama ilk iki oyunun aksine çok güçlenen bir Diana. Ve aynı şekilde alt koridorda üstünlük yakalıyordu genelde Osmaniye kampüsümüz. Ama bu oyunda Bilge Kağan tarafında bir üstünlük var ama unutulmaması gereken bir durum var. Yukarıda Darius çok üstün. Çok üstün yani. Hani şu an Diana doğruya geldik. Altınlarına baktığımızda 1800 altınlık fark görüyoruz şu anda. Ama Darius'un bu kadar önde olmasına rağmen Bilge Kağan tarafı 2000 altın önde. Darius dışında önde olan bir oyuncuları yok çünkü şu dakika itibariyle. Ve Rumble erken skor alamadığında oyundan düşen bir şampiyon. Güçlenmesi gereken bir şampiyon. Şu an 0-2. Renekton özellikle. Bakıyoruz Yone de skor alamamış. Şu anda üst koridorda. Bu sefer ölmeyecek. Bana da öyle geliyor. Ama en ufak yediği hasar Aatrox'un gri ekrana bakmasına sebep olacak. Şu an üste geri dönmesi gerekiyor. Canı kalmadı çünkü. Teleportu da yok. Eğer böyle bir şey yaparsa da kulesine çok fazla vuracak. Dönmek de istemiyor o yüzden. Kule altında kalmayı düşünüyor ama bu... Alacak. Ama Diana yardıma geliyor şu an. Ve Diana için kolay evet. Bir ama... şu an Aatrox... Ama... Çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Ve Diana şu anda skoru ikram etti direkt. Aatrox burada... kusursuza yakın oynadı. Ve buraya kadar altınını da Diana'ya vermiş olmak çok ürkütücü evet, açıkçası. Diana'nın o skoru alması... iki oyundur... Maç başında söylediğimiz efektif bir Diana görmememiz bu oyunda tam tersine dönüşüyor gibi. Kesinlikle koridorlara öyle. Baktığımızda Aatrox 1200 altın geride, Darius 1200 altın önde. Tam tersi bir senaryo. 2000 altın civarlarında. Ormanda Bilge Kağan için önde. Şu an Nautilus'tan tutan bir çipa. Bitkinlik geldi. Hadi, Tristan hala bitkinliğini kullanmadı. Şimdi şu an Tristan'ın W'su yok. Ve çifasını da kullandı. Çok iyi düşündü ama yetmedi. Evet, bu da geride verdiği dezavantajla verilmiş bir skor. Muhtemelen bot kulesinin düştüğünü göreceğiz ama minyon yok. Bir sonraki minyon dalgasıyla alacaklar mı? Şu an Diana tekrardan top lane'e doğru gidiyor. Evet, şu anda yürüyor ama Rumble da orada bu sefer. Ama görmüyorlar tabii Diana'yı. O ne şu an? Diana... Renekton'u birebir de kesti. Bilge Kağan şu anda maça ortak oldu. Hatta bir tık öne geçti diyebiliriz. Aynı anda evet. Alınan 2 kule ve 3 skorla. Aynı anda 3 farklı yerde aksiyon yaşandı. Alt koridorda saldırı gücü taşıyıcısı bir kill aldı. Üst koridorda Diana bir kill aldı. Hatta alameti alıp üst koridora saldı. Ve aynı anda alınan 3 kule olacak belki de bu. Ve kuleyi tutma evet. Uğruna Rumble'ı da kaybetti şu an. Osmaniye tarafı. Aslında bu maç diğer ikisine göre çok farklı başlamıştı. Evet, evet. Çok çok öndeydi Osmaniye tarafı. Ama yapılan birkaç ufak hatayla Bilge Kağan bir anda yine 8000 altın öne geçti. Şu anda ejder çıkıyor yani büyük ihtimalle. Diğer koridorlara odaklandık ama şu an Yone skor almıyor. Ama Renekton onu koridorda düşündüğümüz kadar zorlayamadı. Evet, altın evet. Farkına baktığımızda 3000 altın fark var. Ve bu 3000 altın fark sayesinde az önce kulesinin altında kesti Renekton'u. Evet, Diana çok agresif bir oyun. Hiçbir şekilde korkusu yok şu noktada. Çünkü iki eşyasını, iki temel eşyasını bitirdi. Karşı ormanda ama bu korkusu... Diana shutdown verdi. Evet, Renekton'a verilen 800 altın oldu. Darius da burada şu anda. O da çok iyi, çok ciddi bir hasar veriyor ama...
Evet, ama Zaya burada 3'te 3. Tristan'a teleport geliyor. Nautilus'tan evet flash'ları vermek. Evet. 4'te 4. Ne kadar doğruydu ama inhibitör olacaklar dakika 17'de. Hem de 2 inhibitör birden açabilir açıkçası şu anda. Top lane'de de açılması biraz zor gibi. Ama orta koridor açılacak gibi. Rumble'ın ultisi beklemesi. Şu an hala ölüm süreleri çok yüksek. Bence birinci inhibitörü alıp evet. Çıkacaklar. Bir inhibitör bir kule alıp çıkacaklar. Yukarıdaki kuleyi de alacaklar gibi duruyor. Yok alamayacaklarmış. Runcan'ın çok yüksekmiş şu anda. Evet. Aatrox tek kaldığı için ikinci kuleyi alabildi fakat o noktaya kadar lane'i itemedi. Evet. Burada da Yone'ye 3 kişilik bir ekip. Yone oldukça uzun süre hayatta kaldı ama buraya kadar altını Alistar'a gitti. Oldu. Pek aslında isteyeceğiniz bir senaryo değil. Çok yakındı. Çok yakındı ama olmadı. Çarp'la yavaşlattığı için. Evet şu an teleport geliyor. Teleport. Bilge Kağan orada savaşmak istiyor. Ama yakalayabilirler mi çok düşünmüyorum. Evet, yakalandı. Flash da varmış ve oradan Diana da geldi. Rumble gelmeden direkt killer alındı. Bilge Kağan neden Diana'da ısrar ettiğini sanırım bu maç gösterdi. Evet, evet. Yani 3 maçtır alıyorlar ama 3. maça kadar beklemişler herhalde göstermek için. Çok iyi başlayan bir oyun Osmaniye tarafı için ama şu an dakika 20'de 12.000 altın gerideler. Ve Baron çıktığı gibi muhtemelen Bilge Kağan tarafı Baron'u almak isteyecektir. Zaten ilk iki maçta da erken Baron'larını gördük. Evet. Yani geçen maçta söylemiştim. Bilge Kağan kampüsünün Baron için sevdiği dakikalara giriyoruz. Evet. Çıkar çıkmaz direkt yöneldiler. Evet, hızlı da eritebilecek bir ekip. Evet evet. Yetişmeye çalışıyor Osmaniye tarafı ama Yone... Çok güzel bir ulti Yone'den. Çok güzel bir ulti. Ve Baron çok... dakika 20'de geldiği gibi geri gitti. Aatrox agresif bir giriş yaptı şu an içeriye. Yukarıda evet, Alistar flash da çıktı. Darius orayı değiştirebilir Aatrox mi? Devam ediyor. Aatrox devam ediyor. Ama Zaya orada farkı yaratacaktır. Şu noktadan sonra oyunun bittiğini bile görebiliriz. Evet, zaten orta koridordan süper minyonlar gelmiş durumda. Baron güçlendirmeli. Evet, Diana artık kulelerin altında şampiyonları kesmeye başladı. Evet, Tristan'a kendi üstüne yetenek atarak kaçmak zorunda kalıyor. Ve öldüğünü görüyoruz. Şu noktadan sonra muhtemelen çok yakın bir süre içinde oyunun bittiğini göreceğiz. Biz 3 dakika geride olduğumuz için oyun muhtemelen şu anda Bilge Kağan tarafına bitmiş durumda ve zafer ekranını görüyoruz. Bilge Kağan Osmaniye karşısında 3-0'lık net sayılabilecek bir skorla, net bir skorla şampiyonluğa ulaşıyor. İki kampüsü de oynadıkları oyun için tebrik etmek gerekiyor. Çünkü çok zevkli 3 maç izledik. İki takıma da emekleri için tebrik ediyorum. Bu süreçte olan öğretmenler, öğrenciler, tüm takımlara buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Uygulamalı dersler bölümüne teşekkür ediyorum. Furkan Hocam, söylemek istediğin... Ben de bu sürece destek veren tüm idari kadroya, tüm öğretmen arkadaşlarımıza uygulamalı dersler bölümüne ayrıca teşekkür ederim. Yani inanın biz burada 2 kişi gözüküyoruz ama arka planda bir sürü insan bugün için çalıştı.
Gerek ekipman anlamında destek vermek için, gerek içerik anlamında destek vermek için birçok öğretmen arkadaşımız çalıştı ve ben hepsine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ve oyuncularımızın iki takımın oyuncularını da kutluyorum. Son Benim söyleyeceklerim bu kadar. oluşan takım listesini iletmek istiyorum ben izleyicilere. Birinci kampüsümüz, şampiyon olan kampüsümüz İstek Bilge Kağan oldu. İkinci olan kampüsümüz İstek Osmaniye okulları oldu. Üçüncü okulumuz İstek Antalya Konyaaltı okulları oldu. Dördüncü okulumuz İstek Antalya Lara okulları oldu. Bütün takımlara tekrardan katılımları için, oyunları için teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı, iyi günler dileriz. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.